Lütfen bana para verin, karnım çok aç, lütfen para verin. Kaç gündür yemek yemiyoruz ya, lütfen para verin. Açlıktan kemiklerim sayılıyor resmen ya. Ya Rüzgar, şuradaki Arda değil mi? Ne yapıyor bizim bankamızın önünde, dileniyor mu yoksa? Evet babacım, Arda bu ara iyi davran, olur mu? Göstereceğim şimdi ben ona gününü. Zengin amca Rüzgar, hoş geldiniz. Bana biraz para verebilir misiniz? Yemek yiyeceğim, karnım çok aç. Baba yazık ya Arda'ya, biraz para mı versek, ne yapsak? O benim arkadaşım yani, sonuçta ben çok seviyorum onu. Lan aptal fakirin ap... Arkadaşlar bu bölümde Arda ve Rüzgar zombi olup şehre saldırıyor. Onları durdurmamız lazım. Lütfen bize yardımcı olmak için kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Aptal fakir veledi, ne işin var senin benim bankamın önünde? Utanmıyor musun lan burada dilenmeye? Müşterilerimi kaçırıyorsun, defol git lan buradan. Zengin amca niye öyle diyorsun ya? Baksana bir sürü param var, biraz ver de gideyim bari. Ulan oradan bakınca hayır kurumuna mı benziyorum ben? Ben bu parayı nasıl zor kazandım sen biliyor musun? Utanmadan bir de para istiyor benden. Ya babacım ne olacak ki, yazık yani çocuğa ya, çok azıcık para versek ne olur sanki. Evet zengin amca, bak Rüzgar doğruyu söylüyor, siz zaten çok zenginsiniz, azıcık para verseniz ne olur ki? Lan velet, burası benim bankam, hayır kurumu değil burası, defol git vallahi döverim seni. Ya tamam da zengin amca, burası banka yani, bankaya gelenin parası vardır, o yüzden burada dileniyorum. Lütfen kovma beni, çok az karnımı doyuracak kadar para gelsin, gideceğim zaten, söz veriyorum. Babacım ya baksana, yazık çocuğa ya, hadi ver birazcık para da karnını doyursun. Ulan ben senin var ya şimdi ağzını yüzünü kıracağım. Defol git lan buradan. Defol git lan. Defol git demedim mi ben sana? Babacım dur, ne yapıyorsun? Yazık çocuğa, vurma. Zengin amca dur, çok canım acıyor, dur. Kapa lan o fakir çeneni, kapa lan, al sana. Babacım yapma, yazık çocuğa, yapma. Zengin amca bak, sinirlenmeye başlıyorum, vurup durma bana. Vallahi bak sonu çok kötü olacak. Ne olacakmış lan, sen bana ne yapabilirsin Allah'ın fakire? Babacım yapma sana ya. Lan Rüzgar sana ne lan, sana ne o? Sen benim çocuğumsun, benim yaptıklarımı onaylayacaksın. Ben her zaman doğruyu yaparım, sense bir veletsen. Babacım özür dilerim, vurma, çok yarım acıyor. Rahat bırak lan çocuğu, rahat bırak. Sana ne lan, sana ne, senin yediğin dayak etmedi mi? Daha fazlasını mı istiyorsun yoksa? Bak çok kötü olacak, vurup durma, vurup durma. Rüzgar kötü bir şey yapmadı, sadece beni savunmak istedi. Boşver Arda, ben alışkınım, beni hep dövüyor zaten, boşver. Yeter dedim sana, yeter. Anneciğim ne oluyor, ne oluyor sana Arda, ne oldu sana? Arda lütfen bize zarar verme. Sana kaç defa daha yeter diyeceğim lan, yeter lan, yeter. Arda çok özür dilerim, çok özür dilerim, al bütün paramı, lütfen bana zarar verme. Artık parayla işim yok, beni bu hale sen getirdin, sen getirdin. Arda çok korkuyorum, lütfen zarar verme bize. Merak etme Rüzgar, benim işim seninle değil, senin aptal babanla, o bunların bedelini ödeyecek. Sen beni korumaya çalıştın, bu aptal babansa sana da vurdu, o yüzden onu öldüreceğim. Gel bakalım buraya, gel bakalım. Çok özür dilerim, çok özür dilerim, lütfen peşime bırak, lütfen. Aa, ayağım takıldı, aa, hayır yapma, yapma. Bize yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Arda ne yapıyorsun, babamı öldüreceksin. O ölmeyi hak ediyor Rüzgar, tamamen hak ediyor. İşte onu öldürdüm. Arda ne yaptın, babamı öldürdün. Rüzgar o bunu hak etmişti kardeşim. İyi de ben babam olmadan ne yapacağım? Ayrıca ya hapse girersek? Merak etme Rüzgar, bundan sonra beraber yaşayacağız. Ben sana bakacağım kardeşim, seni çok seviyorum. Ama Arda sonuçta o benim babamdı. Ona ihtiyacın yok Rüzgar, biz birbirimize yeteriz. Of peki madem, şimdi ne yapacağız? Ben seni ısırıp zombi yapacağım. Böylelikle sen de çok güçlü olacaksın kardeşim benim. Peki madem, ısır hadi beni. Vı 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 vı. Olamaz Rüzgar, polis geliyor, hemen kaçmalıyız. Tamam Arda, şimdi ayrılalım, akşam buluşuruz, kaç kaç kaç. Seni bırakmayacağım Rüzgar kardeşim. Ne, nasıl olur, Arda ve Rüzgar zengini niye öldürdü? Rüzgar babasını niye öldürsün ki? Arkadaşlar niye zengini öldürdüler biliyorsunuzdur siz, lütfen yorumlara yazar mısınız? Bu iş böyle olmaz, gidip babama bakmalıyım, belki yaşıyordur. Eğer yaşıyorsa onu bu şekilde bırakamam. Rüzgar kal olduğu yerde, yoksa ateş ederim. Sakın hareket etme, sakın kaçmaya çalışma. Aa, Kerem komiser de buradaymış, yakalandım ben şimdi, ne yapacağım, olamaz. Hemen yavaşça buraya gel, yoksa acımam, ateş ederim. Tamam Kerem komiserim, ateş etme, geliyorum geliyorum. Neden böyle bir şey yaptınız, neden? O senin baban, insan hiç babasını öldürür mü? Çok üzgünüm Kerem komiserim ama ölmeseydi
o bizi öldürecekti. Nasıl yani ya? Baba seni niye öldürsün? Hemen bunu neden ve nasıl yaptığınızı anlat bakalım. Anlatamam Kerem komiserim. Üzgünüm, Arda'yı satamam. Arda mı yaptı yoksa bunu? Eğer Arda yaptıysa sana bir şey olmaz. Söyle oğlum, söyle. Üzgünüm Kerem komiserim, söyleyemem. Boşuna zorlama. Yürü o zaman benimle. Adam öldürme suçundan seni tutukluyorum. Hapse gireceksin. Yapacak bir şey yok. Gireriz yani, ne yapalım? Olamaz, Rüzgar tutuklandı. Bir yolunu bulup onu kurtarmalıyım. Rüzgar beni satmadı değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Eğer sattıysa üzülerek onu da öldürmek zorundayım. Rüzgar, Arda nerede? Neden yaptınız bunu? Hemen söylüyorsun bana. Kerem komiserim, istiyorsan beni vur. Arkadaşımı satamam. Öyle olması gerekiyordu, oldu işte. Nasıl yani ya? Babanı vuruyorsunuz ve hiç pişman değil misin? Saçmalama Kerem komiserim. Çok üzüldüm. Çok pişmanım tabii ki ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Eğer o ölmeseydi biz ölecektik. O zaman bana olayı anlat. Belki de nefsi müdafaadır. Belki de ceza bile almazsınız. Dediğim gibi Kerem komiserim, arkadaşımı satamam. O benim hayatımı kurtardı. Kerem komiser, Rüzgar'ı tutuklamanın hesabını soracağım sana. Sana onun hesabını soracağım. Çocuklarını kaçırayım da gör gününü. Açın şu kapıyı, açın, açsanıza. Sizi veletler, benimle geliyorsunuz. Arda, ne diyorsun oğlum? Bu halinle Cadılar Bayramı kostümü mü giydin? Evet ya, bir de sesini de kalınlaştırmaya çalışıyor. Aynen, kostümüyle gitmiş ama Cadılar Bayramı geçti ki. Ne saçmalıyorsunuz lan siz? Ne Cadılar Bayramı? Sizi mahvedeceğim, çok kötü yapacağım. Arda, ne saçmalıyorsun oğlum? Yiyeceksin şimdi dayağı he. Harbiden Arda, polis dayağı yemek istemiyorsan kapa çeneni. Sadece polis de değil, asker dayağı da yersin he. Ay, şeker istiyor, bence şekerle yiyeyim. Ne şekeri lan, ben sizin canınızı istiyorum. Arda bak, alacağın çek şey benim yumruklarım olacak şimdi. Evet Arda, defol git, dayağı yiyeceksin he. Şuna bak ya, utanmadan bizim evimize gelmiş, artistlik yapıyor. Bakın, sizi son defa uyarıyorum. Ya benimle gelirsiniz ya ölürsünüz. Hayırdır Arda, sen burayı 01 dizisi falan sandın herhalde. Öldürmek ne be? Harbiden ya, çok Kurtlar Vadisi izlemiş bu çocuk. Hey Arda, bir şarkım için. Oğlum valla bak, basket bir kostüm giydin diye senden korkacağımızı sanıyorsan yanılıyorsan. Aynen öyle, korkmuyoruz senden. Pekala, bunu siz istediniz, alın bakalım. Arda dur, tamam, özür dileriz Arda, yapma yapma. Arda çok canım acıyor, yapma. Arda ne yapıyorsun? Kapayın çenenizi. Kerem komiser, buraya gel hemen. Seninle hesaplaşmamız gerekiyor. Arda geldi, beni kurtarmaya geldi. Çıkar onu aklından Rüzgar. Arda seni kurtaramaz. O da hapse girecek şimdi. Arda, hayır olamaz. Ne yaptın sen? Çocuklarımı serbest bırak hemen. Merak etme Kerem komiser, bırakacağım. Ama önce sen Rüzgar'ı serbest bırakmalısın. Saçmalama, bunu yapamam biliyorsun. Sen de teslim ol, gelin. Hadi Arda, çok geç olmadan sen de teslim ol. Hiçbir şey için çok geç değil, hadi oğlum. Kapa çeneni, Rüzgar kardeşimi getir hemen. Arda lütfen, lütfen Arda. Rüzgar'ı sana veremem, çocuklarımı rahat bırak. Onları bu işe karıştırma. Ya Rüzgar'ı getirirsin ya da çocukların ölür. Tamam, sen kazandın, getiriyorum Rüzgar'ı. Lütfen çocuklarıma zarar verme. Aferin, adam olacaksın böyle. Tamam, şimdi sen de çocuklarımı serbest bırak. Rüzgar, iyi misin kardeşim? Bir şey söylemedin değil mi? Beni satmadın değil mi? Hayır Arda, merak etme, satmadım seni. Hadi beni de zombi yap artık, güçlenmek istiyorum. Tamamdır. Hayır, buna izin veremem, alın bakalım. Hayır. Olamaz Kerem komiser, ne yaptın sen? Üzgünüm Rüzgar, seni de vurmalıyım. Hayır olamaz, mermim bitmiş. Bu yaptığının bedelini çocukların ödeyecek. Arda kardeşimi vurmanın bedelini ödeyeceksiniz. Artık zombiyim, çok güçlüyüm. Yalvarırım sana Rüzgar, yalvarırım, çocuklarıma zarar verme, beni al. Onların hiçbir suçu yok, lütfen. Hepsi benim suçum, hepsi. Ben anlamam, sen Arda kardeşimi vurdun. Cezasını çocukların çekecek. Rüzgar hayır, dur, benim Arda, benim.
Vurulunca eski halime döndüm. Sakın sakın zarar verme Kerem komisere ve çocuklarına. Bu sen değilsin, biliyorum, bu sen değilsin. Arda nasıl olur? Kardeşim ama bizim intikamımızı alacaktım. Hayır Rüzgar, bu konuşan sen değilsin. Senin zombi halin, ondan kurtulmalısın. Arda Rüzgar'ı oyalarken Rüzgar'ı vurmak için silah bulmalıyım. Onu da vurursam eski haline dönebilir. Çok geç Arda, artık ben bir zombiyim. Ve intikamımızı alacağım kardeşim. Ondan sonra seni de ısıracağım. Tekrar zombi yapacağım seni. Hayır Rüzgar, içindeki o kötü sesi dinleme kardeşim. Kötü ses falan değil, çok iyi bir ses. Zombi olmak istemiyorsan öleceksin. Ya benim yanımdasındır ya da karşımda. Şehirdeki herkesi ısırıp herkesi zombi yapıp şehri ele geçireceğiz. Rüzgar lütfen yapma bunu kardeşim. Bunu yapmana izin veremem. Korkma Rüzgar, birazdan eski haline döneceksin. Hayır olamaz Arda, ne yaptık biz, ne yaptık, babamı öldürdük. Az daha Kerem komiser eve çocuklarına da zarar veriyorduk. Hepsi geçti Rüzgar, hepsi. Kerem komiserim ne olur affet bizi, onlar biz değildik. Biliyorum Rüzgar, biliyorum, merak etmeyin, bunların hepsini halledeceğiz. Ama ben babamı öldürdüm. Merak etme, baban ölmedi, durumu çok ağır, sadece hastanede şu an. Ne olduğunu öğrenmek için sana söylememiştim, merak etme, iyileşecek. İyi bari ya, çok kötü hissediyordum. Kerem komiserim lütfen bizi affet, lütfen. Affettim bile Ardacığım, biliyorum onlar sizler değildiniz. Ya artık okula gitmem lazım. Neyse ki benden olduğum için okuldaki herkes beni çok seviyor, herkes. O yüzden artık okula bayılıyorum ya. Her gün okula gitmek istiyorum. Eskiden Rüzgar hep benimle dalga geçerdi, şimdi geçemiyor. Çünkü korkuyor, benden karakteri olursam onu çok kötü yapacağımı biliyor. Arda oğlum hadi ya, okula geç kalacaksın. Hadi oğlum kalk artık. Ay fakir ya, çocuğa da bir şey hazırlayamadık. Açaç okula göndereceğiz ya. Ne yapayım yani Miray, ne yapayım? Yemek alacak param yok, ne yapayım? İyi de fakir, kaç gündür yemek yemiyoruz yani ya. Bir de yani çocuk okula gidecek, kafasının çalışması için yemeğe ihtiyacı var. Yok be Miray, yok be. Bu Arda'nın kafası asla çalışmaz. Tamam babacım, geliyorum ya. Yaşasın be, yaşasın. Benden olma keyfi, yaşasın be. İşler nasıl, işler normal. Benim mod hep anormal. Sen normal, ben anormal. Oğlum Arda mal mısın ya? Ne söylüyorsun sen? Ne söylüyorsun? Babacım ya çok mutluyum da o yüzden şarkı söyleyeyim dedim. Nasıl güzel mi? Sen normal, ben anormal. Arkadaşlar bu bölümde Arda Benten ve Rüzgar Benten kapışacak. Sizce hangisi kazanır? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Oğlum ya dinleme böyle şeyler. Bundan ne böyle ya? Bundan ne? Ya fakir seninle çocuk eğleniyor işte. Allah Allah. Babacım şu an o kadar mutluyum ki kimse benim keyfimi kaçıramaz. Allah Allah, ben kaçırırım, ben kaçırırım. Allah Allah babacım, nasıl kaçıracakmışsın, kaçır bakayım. Oğlum bugün de yemek yemeyeceğiz, okula aç aç gideceksin. Ay evet oğlum, maalesef bugün de yemiyoruz yani, tam bir haftadır açız, hepsi baban yüzünden. Ne yapayım Miray ya, ne yapayım yani, böbreğimi mi satayım, ne yapayım? Yok işte paramız, yapacak bir şey yok. Ya babacım vallahi hiç önemli değil, boşverin hadi, ben artık okula gideyim, çok gitmek istiyorum. Hadi görüşürüz, kaçtım ben canım ailem, yoksa geç kalacağım, bay bay, öptüm size. Allah Allah ya, önceden kızardı bize yemek yok diye, ne olmuş bu çocuğa? Ay evet ya, ben de anlamadım ya, önceden yemek yemeyince çok kızardı. Allah Allah, alıştı herhalde fakirliğe. Oley be, oğlumu açtı, alıştırdım, oley be, artık yemek getirmem gerekmiyor. Ya fakir ne saçmalıyorsun be, tabii ki getirmen gerekiyor. Of ya karım, hala alışmamış. Rüzgar oğlum, senin kaç gündür istediğin saat bu muydu? Evet babacım, tam da buydu, tam olarak bunu istiyordum. Bak oğlum, sana bu çok istediğin saati buldum, alabilirsin o zaman. Babacım ya sen var ya süpersin, seni çok seviyorum ya, yaşasın be. Oğlum baban o saati sana bulmak için çok uğraştı, değerini bil, kaybetme tamam mı? Aynen öyle Rüzgar, kaç gündür uyku uyumuyorum ya, bir sürü de para verdim. Vallahi bu saati kaybedersen çok fena bozuşuruz seninle. Anladın mı oğlum beni? Yok babacım, asla kaybetmem ya, neden kaybedeyim ki, ben buna var ya gözüm gibi bakarım. Sen neden bu saati bu kadar çok istedin, anlat bakayım bana. Ya babacım Arda'da da bu saatten var, Arda bütün arkadaşlarımı çaldı resmen ya. Artık onu da fakir diye dalga da geçemiyorum ya, vallahi çok korkuyorum uzaylı olup beni dövecek diye. Ne, uzaylı olmak mı, bu saat uzaylı mı?
yapıyor seni? Evet babacığım, niye bu kadar çok istiyorum sarıyorsun? Oğlum bu saatin öyle bir özelliği yok. Bu sadece normal bir saat yani. Nasıl yani ya? Uzaylıya dönüştürmüyor mu bu saat? Yok oğlum, belki Arda'nınki dönüştürüyordur ama bu sadece görünüş için yani. Çalışmaz bu. Fake bu, çakma. Nasıl yani ya? Of ya. Ama babacığım gerçi ne olacak ki ya? Saat olsun yeterli. Uzaylıya dönüşmeme gerek yok. Öyle şehri kurtarmayı falan sevmem ben zaten. İnsanlar ölsün bana ne? Ben bu saatte havama atarım, zenginim derim. Arda'yı kimse sevmez zaten, merak etme. Tamam oğlum o zaman. Al hayırlı olsun hadi. Ne yapıyorsan yap. Alayım şu saati de okula gideyim artık ya. Arkadaşlarımla barışma vakti. Arda salağını dışlama vakti. Ay evet oğlum, yerin dibine sok o ezik fakiri, tamam mı? Annesine de laf söyle, Miray'ı hiç sevmiyorum. Merak etme anneciğim, o Arda salağını ağlatacağım. Of ya, bir gün okula gidiyorum diye sevineceğim hiç aklıma gelmezdi valla. İyi ki bu saati bulmuşum ya, valla bu saat olmasaydı ne yapardım ben? Bütün arkadaşlarım saat sayesinde bana bayılıyorlar ya, bayılıyorlar. Neyse gideyim artık okula. Aa Arda'cığım hoş geldin, ne yapıyorsun? Ne Rüzgar, senin elindeki benden saati mi? Nasıl ya, nasıl olur, o saatten sadece bir tane vardı. Demek ki sadece bir tane yokmuş değil mi? Allah fakiri. Ay evet Arda, yazıklar olsun sana, kandırdın bizi, bir tane var diye kandırdın. Evet Arda, senin yüzünden Rüzgar'la küstük, bir de ya ne kadar kötüsün. Ayda sen benim artık arkadaşım falan değilsin. Artık Rüzgar benim arkadaşım. Hem benden hem de çok zengin. He valla Arda ya, ağzını yüzünü kırasın var şimdi. Ağzını yüzünü kıracağım oğlum seni. Valla Arda, senden bunu hiç beklemezdim ya. Sen bir yalancıymışsın oğlum. Evet Arda ya, utanmıyor musun yalan söylemeye bize, arkadaşlarına? Arkadaşlar ne yalanı, yemin ederim o saatten sadece bir tane var. Rüzgar nereden buldu bilmiyorum ama yani imkansız. Arda sadece bir tane varsa benim kolumda takılı olan saat ne gerizekalı? Arda cevap versene, Rüzgar'ın kolundaki ne lan o zaman? Bilmiyorum bilmiyorum arkadaşlar, bu nasıl mümkün olur, lütfen yorumlara yazın. Valla ben size yalan falan söylemedim ya arkadaşlar, lütfen küsmeyin bana, yalan falan söylemedim. Şuna bak ya, hayal yalan söylüyor, hayal yalan söylüyorsun Ayda. Ay evet ya, hem fakir hem de yalancı. En sevmediğim erkek tipi ya. Ula Arda erkek değil ki, şuna bakın ya. Yalancının teki erkek adam yalan söyler mi oğlum? Arkadaşlarını kandırır mı lan? Gerçekten Arda ya, yazıklar olsun be oğlum sana. Yazıklar olsun lan. Evet Arda, ayıp ettin, bizi kaybettin. Arkadaşlar Rüzgar'a inanmayın, bu işin içinde bir iş var, o saatten başka olamaz. Size yalan söyleyen ben değilim Rüzgar. Hadi gelin beraber oyun oynayalım. Oğlum şuna bak lan, utanmıyor musun, hala gel oyun oynayak diyor lan, kafanı gözünü kırdırtma lan bana. Ya Allah fakiri, kimse seni istemiyor, anlaşın ya. Benim artık hem saatim var hem de zenginim, seni kim ne yapsın ya. Hem yalancısın, hem fakirsin, hem de eziksin. Bir de çok çirkinsin ya, tipsiz Arda. Ay evet ya, gerizekalı, bir de bana çıkma teklif ediyor, ben senin gibi bir salağa bakar mıyım hiç? Gidelim Rüzgar'la çıkarım yani, hem zenginiyim, onun da benden saati var, hem de çok yakışıklı. Ay evet ya, Rüzgar bin kat daha iyi Arda'dan, hem yakışıklı hem de zengin yani. Ben de zaten bu Ayda'yla arkadaş olmam gerçekten çok ezik fakir, bir de yani saati de bence çakma çakma saatli Ayda. Evet ya, bunun saati kesin çakmadır ha, kesin Rüzgar'daki gerçektir, bununki çakmadır. Aynen öyle, ne de olsa yalancının teki yani. Ya arkadaşlar çakma falan değil benim saatim, asıl Rüzgar'ınki çakmadır ya. Yani saatim çakma olsa istediğim uzaylıya dönüşebilir miyim yani, dönüşebiliyorum görüyorsunuz, çakma değil. Arda sana niye inanalım ki biz? Evet, söylediğin onca yalandan sonra sana niye inanalım oğlum? Ne inanacağım lan bu eziye, Allah'ın eziği, döveceğim ben bunu, döveceğim. Of Arda ya, defol git, istemiyoruz seni ya, bu ne ya, sümük gibi yapıştın, defol git. Evet Ayda, uzaklaş buradan, istemiyoruz seni, senin gibi bir arkadaşımız yok artık, senin yalanlarına karnımız tok. Aralıcım insanlara duydun, defol git buradan, istenmiyorsun yani, defol git. Arkadaşlar lütfen bana böyle yapmayın ya, lütfen. Ben size ne yaptım ya, lütfen bana böyle yapmayın. Bir saatim vardı, onu da elimden aldı Rüzgar ya. Şimdi sadece sıradan fakir bir çocuğum. Ay Arda bayıl bir de istersen ya. Şuna bak, utanmadan ağlıyor ya. Bebek midir nedir? Ola oğlum, daha dövmeden ağlıyorsan dövünce ne yapacaksın acaba? Ay hiç ağlayan erkek mi olurmuş ya? Arda istemiyoruz, git artık git. Ne olurdu ki benimle de arkadaş olsanız ya, ne olurdu. Saatim varken beni hepiniz sevmiştiniz, şimdi yine beni sevmiyorsanız. Fakir olmayı ben seçmedim, ben seçmedim. Keşke ben de çok zengin olsaydım, ben de çok isterdim ama değilim, ne yapayım yani. Hayır Rüzgar, dön şunu da kurtulalım, gideceği yok bunun. Evet Rüzgar, ağzını yüzünü kır
Başka tüyü anlamayacak bu. He valla Rüzgar ya, dört kol ol, dört kol ol ya da elmas kafa ol, ateş top ol, bir şeyler ol, dövüşana. Şey arkadaşlar, ben kavgaya karşıyım ya, kavga etmeyelim, ne gerek var, gidecek zaten Allah fakir, niye buradaki? Gitmiyorum lan hiçbir yere, gitmiyorum, sen benim arkadaşlarımı çaldın lan. Kim daha güçlü, şimdi öğreneceğiz Rüzgar, kavga edeceğiz lan seninle. Ya Arda, ben daha güçlüyüm tabii ki, bunu öğrenmem için kavga etmeme gerek yok ya, ben kavga falan istemiyorum ya, defol git, kimse istemiyor seni. Ne oldu lan, korktun mu yoksa, çakma saatli seni, senin saatin bozuk, çalışmıyor. Rüzgar, Arda doğru mu söylüyor yoksa neden kavgadan kaçıyorsun? Allah Allah, saatte saat galiba Rüzgar'ın ki, baksanıza. Ya valla ya, Arda çok cesaretli, kavga etmek istiyor, Rüzgar istemiyor, bence Rüzgar'da bir şeyler var. Yoksa Ayda doğuyu mu söylüyor ya? Ne yaptık biz? Niye Rüzgar'ın tarafındayız ki? Şey ya, şiddetin hiçbir şeyin çözümü olmadığını bildiğim için yani. Tamam edelim madem, ne yapalım yani arkadaşlar? Gel lan buraya. Gel lan, ağzını yüzünü kıracağım oğlum senin. Gel hemen buraya. Buraya geliyorsun Rüzgar. Ne yapalım, gideceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok yani ya. Oğlum. Şimdi sana gününü göstereceğim Rüzgar. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Arda bu ne? Ben kavga etmem sen de oğlum. Niye ediyor? Ben sadece suçlularla kavga ederim oğlum. Hadi lan oradan, niye korktun lan o zaman, niye korktun? Ya şey, korkmadım ya, korkmadım. Oha arkadaşlar, şuna bakın, Rüzgar korkuyor. Ay evet, o kadar Arda'ya da laf söyledik. Gerçi Arda çok yakışıklıydı, Rüzgar tipsizdi. Ayda ya, çok özür dileriz, biz Rüzgar'ın böyle korkak olduğunu bilmiyorduk. Ola Rüzgar, valla bunun saat çakmaymış ya, bu Rüzgar'ı dövmek lazım. Ulan Rüzgar, ulan Rüzgar, hepimizi kandırdın be. Ne oldu Rüzgar, dövüşmeyeceğiz mi? Boşver Arda ya, dövüşüp ne yapacağız oğlum, kardeşiz lan biz, kardeşiz. Ne kardeşi lan, böyle kardeş mi olur, bütün arkadaşlarımı çaldın lan, sürekli dalga geçiyorsun. 40 yılda bir mutlu oldum, okula geleceğim diye sevindim, onu da elimden aldın lan. Bunun bedelini ödeyeceksin Rüzgar. Arda olur yapma. Gel lan buraya, gel lan Allah sana. Neymiş efendim, saatim çakmaymış. Kimin saati çakmaymış lan, kimin saati? Bunların hepsi arkadaşlarımı çaldığın için Rüzgar, al sana, al sana. Arda ne yapıyorsun, öldüreceksin Rüzgar'ı. Evet Arda, tamam, kanıtladın onun saati çakmaymış. Bırak artık, ölecek çocuk. Ulan oğlum, ben bile kimseyi böyle dövemem lan, bırak lan artık, bırak. Ayda evet evet, sensin bizim en yakın arkadaşımız. Hadi lan oradan, benim sizin gibi arkadaşlarım yok lan. Şunlara bak, hemen küstüler bana, hemen küstüler. Alt üstü bir saat ya, biri ben olduğum için kimse sevmiyor. Orada biz seni sen olduğun için seviyoruz ya, çok seviyoruz seni. Aynen Arda, sen çok yakışıklısın, çok iyisin. Çok da güçlüsün. He valla Arda ya, biz sana şaka yaptı. Hadi lan oradan, sizi üçkağıtçılar, sizi üçkağıtçılar. İstemiyorum hiçbirinizi, istemiyorum, ne haliniz varsa görün. Ulan iyi ki ölü taklidi yapıyorum ya, yoksa bu Arda valla öldürecekti beni ya, ne kadar ağır bir şeydi, çok canım acıdı ya. Neyse, Arda gidene kadar hareket etmek falan yok ya, nefesimi tutayım hatta. Var ya, hiçbiriniz 5 kuruş etmezsiniz değil mi arkadaşlar, yorumlarda yazan. Evet asker, ben artık çok güçlüyüm, hepinizden intikamımı alacağım. Hayır Ceren, ne olmuş sana böyle, defol git, rahat bırak beni, defol git, zarar verme bana. Siz başınıza gelecek her şeyi hak ediyorsunuz, bitireceğim sizi, Kerem komiser ve ailesi ölecek. Anne baba, ne olur yardım edin, anne baba. Ne oluyor be bebek asker, niye bağırıyor? Oğlum iyi misin, ne oldu? Bebek asker oğlum, ne oldu, niye bağırıyorsun, ne oldu, bana bak. Baba Ceren burada, bir şeyler yap, öldürecek beni, ne olur bir şeyler yap, çok garip olmuş, Herobrine'a benziyor aynı. Bebek asker oğlum, ne saçmalıyorsun, kimse yok ki burada, bak kimse yok, kimse yok yani, kimse sana zarar veremez. Nasıl kimse yok babacım, bak buradaydı işte, buradaydı, ha nasıl yok babacım, buradaydı valla, buradaydı. Hatta beni tehdit etti, yemin ederim beni tehdit etti, Kerem komiser ve ailesini öldüreceğim dedi. Oğlum bak işte, her yeri kontrol ettim, kimse yok, hadi yatalım artık, yarın erken kalkacağız, hadi ya gel, uyuma vakti. Allah Allah, kabus gördüm herhalde, neyse uyuyalım hadi. Size gününüzü göstereceğim Kerem ve ailesi, göreceksiniz siz. Arkadaşlar Ceren çok güçlendi, cadı oldu, yardımınıza ihtiyacımız var, onu bir tek siz durdurabilirsiniz. Arkadaşlar bu kadına her yumruk 5 tokat, her like 10 yumruk, her abone olma ise 20 tekme olsun. Hadi arkadaşlar, gücümüzü gösterelim bu cadı Ceren'e. Allah'tan Kerem beni fark etmeden kaçtım, yarın onların hiç beklemediği bir anda onlara saldıracağım. Ya
Ya babacım gerçekten gördüm diyorum. Niye inanmıyorsunuz bana? Niye inanmıyorsunuz? Oğlum sana inanmıyor değiliz. Sadece bu mümkün değil. Şehirdeki bütün polisler Ceren'i arıyor. Hayatta giremez o şehire. Evet oğlum, o çoktan şehir dışına gitmiştir. Şehre girdiği gibi yakalanacağını biliyor. Hayatta giremez buraya. Şehir dışında bir yerdedir. İyi de anneciğim, çok eminim yani. Babam gelene kadar buradaydı. Beni tehdit ediyordu. Babam gelince ortadan kayboldu. Ya bebek asker kardeşim, ne korkak çıktın sen de ya. Allah Allah. Alt üstü kötü bir rüya görmüşsün yani. Yok neymiş, O'Brien olmuşmuş. Hadi oradan. Hadi lan oradan bebek polis. Sen görseydin var ya kesin altına yapardın, kesin. Hatta bir hafta da altına bez bağlayarak gezerdin yemin ediyorum ya. Gelmiş burada artistlik yapıyorsun bir de. Hadi be oradan, ben sen miyim? Allah Allah, git işine ya. Tamam çocuklar, kavga etmeyin, konuyu da kapatın. Ceren gitti, bir daha da asla geri gelemeyecek. Aynen öyle, bir daha bu şehre hayatta giremez o Ceren, hiç merak etmeyin. Valla ben etmiyorum zaten ama bebek asker biraz korkuyor galiba. Ya oğlum bak, canımı sıkma, kardeşim var dişim demem, ağzını yüzünü kırarım senin ha. Öyle mi olmuş kanka? Aslı hayatım, hadi işe geç kalacağız. Gel hadi gidelim, çocuklar kendi başlarının çaresine bakarlar, hadi gel. Ay doğru söylüyorsun Kerem ya, çok geç kaldık, hadi gel gidelim artık. Of anne of baba ya, bugünlük izin alsaydınız ne olurdu ki sanki. Of bebek asker, ne yaptın ya, kokusu ta buraya kadar geldi, altına yaptın herhalde. Bak bebek polis, annemler de gitti, ağzını yüzünü kırarım senin, düzgün konuş benimle. Tamam ya, şaka yaptım, ne vuruyorsun ya, canım acıdı. Kime alıyormuş şimdi ha? Kime alıyormuş? Görürsün oğlum, görürsün. O cadı Ceren bir daha gelince benden yardım isteyeceksin. Ben de sana şunu hatırlatacağım. Bugünü hatırlatacağım. Ya tamam ya, şaka bir yana, boş ver. Kötü bir rüya görmüşsün işte, boş ver. İnşallah öyle olmuştur kardeşim, inşallah. Evet, Kerem ve Aslı sonunda gitti. Çocuklar artık yalnız. Kerem ve Aslı yokken çocukları kaçırabilirim. Ondan sonra da Kerem ve Aslı'yı kaçırır, hepsini öldürürüm. Lan Rüzgar, şu kadını görüyor musun? Neyin peşinde bu kadın? Ne bileyim orada ya, görüyorum, çok korkunç duruyor. Şimdi göstereceğim size, şimdi. Gelin bakalım buraya aptal çocuklar, sizi alın bakalım. Aman Allah'ım, gerçekmiş, gerçekmiş. Ben sana demiştim bebek polis, ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Sizi salak melekler, benimle geliyorsunuz yoksa sizi çok kötü yaparım. Duydunuz mu beni, hemen benimle geliyorsunuz, sonra da ailenizi kaçıracağım. Ceren ne olur bize zarar verme, ne olur, ne olur. Evet ya, ne olur verme, ne olur. Koş Rüzgar koş, bebek askerle bebek polisi kurtarmalıyız. Ne oluyor be, siz de kimsiniz, nereden çıktınız? Bana bak kadın, benim çok süper güçlerim var, çok kötü yaparım seni. Hemen bebek polisle bebek askeri bırakıyorsun. Arda ne diyorsun oğlum, bizim süper gücümüz yok ki, ya kadın atlarsa. Lan Rüzgar kapa çeneni, şimdi anlayacak senin yüzünden. Ne yapayım, başka bir şey diyemem, bizi de öldürür bu. Niye, süper gücümüz mü var? Hayır, olamaz. He valla çok güçlüyüz. Bak şimdilik sana şans tanıyorum. Defol git, yoksa çok kötü olur. Tavilat ne sandın, çok kötü yaparız seni he. Hadi bak defol git, valla koruncu gibi ezeriz seni. Hadi canı kalın. Şimdi gidiyorum ama geri geleceğim, göreceksiniz. Bebek asker, bebek polis, iyi misiniz kardeşlerim? Size bir zarar vermedi değil mi o canı kalın? Harbiden ya, çok korktuk size bir şey yapacak diye. Oğlum size ne oluyor lan, hayırdır yani, hayırdır, biz halledecektik tam. Aynen ya, siz nereden çıktınız, Allah Allah. Oğlum ne oluyor lan, ne biçim konuşuyorsunuz siz, biz olmasaydık ölmüştünüz şimdi ya. Harbiden ya, sizi biz kurtardık, iyi davranacağınıza kötü davranıyorsunuz bize, ne oluyor ya? Hadi be oradan, bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız mı var, abimiz misiniz siz, babamız mısınız, hayırdır ya? Biz kendimiz ne güzel halledecektik, Allah Allah. Hayır oradan, halledecekmiş, kadın kaçıracaktı sizi ya, ne konuşuyorsun sen? Ayrıca deli gibi korkmuştunuz yani, gördüm ben, niye böyle konuşuyorsunuz ki şimdi, hayırdır yani? Hadi be oradan, neymiş korkmuş? Niye korkayım oğlum? Korkmadım ben, sen miyim? Harbiden ya, biz sizin gibi korkak mıyız, korkalım? Allah Allah. Rüzgar yürü kardeşim, gidelim ya, şunlara bak, teşekkür edeceklerine bize artistlik yapıyorlar, yürü kardeşim ya. Bak bebek polis, gördün mü, doğruyu söylüyormuşum işte, gerçekten üvey anne Ceren cadı olmuş. Evet ya, çok korkunçtu, az daha öldürecekti, kaçıracaktı, bir şeyler yapacaktı bize. Evet ya Arda ve Rüzgar, iyi ki geldi, kurtardılar bizi, çok güzel yalan söylediler süper gücümüz var diye. Evet de biz onlara niye bu kadar kötü davrandık, ben anlamadım ki. Sonuçta iyilik yaptılar bize. Ya oğlum şimdi bizi kurtardınız falan deseydik artistlik yaparlardı, anladın mı, dalga geçerlerdi bizle, o yüzden yani. Yoksa harbiden onlar olmasaydı üvey anne Ceren bizi çok kötü yapardı. Evet ya doğru dedin, iyi ki onlarla böyle konuştuk.
güçsüz dalga geçerlerdi sonra. Oğlum yok yani ya, iyilik yapıyoruz. İyilik yapan da kabahat yani, şunlara bak. Teşekkür etmeleri gerekiyor, bize kızıyorlar ya, artist artist konuşuyorlar. Neymiş efendim, korkmuyorlarmış. Hadi lan orada altları da yapmışlar kokudan ya. Etraf leş gibi kaka kokuyordu resmen. Neymiş efendim, bir de kendileri halledebilirlermiş. Neymiş, korkmamışlar, hadi lan oradan. Basmaya korkmuşlar işte, çok belliydi. Aa neyse kardeşim ya, onlar için keyfimizi kaçırmayalım, boş ver. Kadını nasıl kandırdık ama süper güçlerimiz var diye, o da nasıl korktu bizden. Eyvallah kardeşim ya, kerizin tekiymiş o da, inandırdık hemen süper gücümüzün olduğuna. Demek beni kandırdınız ha, demek beni kandırdınız. Şimdi sorarım ben size. Gelin bakalım buraya, gelin bakalım. Ha, ne oluyor be, ne işin var senin burada, sen gitmemiş miydin? Evet ya, defol git bak, süper güçlerimizi kullanırız, hadi defol git. Sizi sersemler süper gücünüz olmadığını biliyorum, beni kandırdığınızı biliyorum. Az önce sizi konuşurken duydum, beni kandırmışsınız. Şey açıklayabilirim. Ama eminim hepsi bu yanımdaki örümcek kıyafetli çocuğun suçu, yemin ederim benim hiçbir suçum yok, ne olur ben gideyim. Sana yemin ederim hiçbir suçum yok ya, hepsini bu planladı, ne olur gideyim. Ulan Rüzgar alacağın olsun, 2 dakikada sattın lan beni. İkiniz de hiçbir yere gitmiyorsunuz, hiçbir yere. Size beni kandırmak neymiş göstereceğim. Sonra da o Kerem komiser ve ailesine gününü göstereceğim. Ya abla kızma da, bir şey diyeceğim. Biz de artık onlardan nefret ediyoruz. Sana yardım etsek olur mu? Evet ya, belki canımızı bağışlarsın. Biz artık onlardan nefret ediyoruz. Bize çok kötü davrandılar. Hadi izin ver, sana yardım edelim. Aynen aynen, ne olur zarar verme bize. Söz onları yakalamana yardım edeceğiz. Bir düşüneyim bakalım. Madem onlardan nefret ediyorsunuz, niye kurtardınız o zaman? Bana yalan söylüyorsunuz yine. Yok yok, vallahi yalan söylemiyoruz. Kurtardıktan sonra çok kötü konuştular bizle. O yüzden yani sevmiyoruz artık. Keşke kurtarmasaydık. Aynen aynen, bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterirmiş. Bu Rüzgar doğru söylüyor. Peki madem size zarar vermeyeceğim, bana yardım edeceksiniz ama bir şartım var. Neymiş o abla, tabii ki de kabul edeceğiz yani. Tabii ki, başka çaremiz yok. Siz artık benim oğullarım olacaksınız. Benim gibi cadı olacaksınız. Karakteriniz olacak, duydunuz mu? Böylelikle bütün şehri ele geçirebiliriz. Benle çocuklarımla. Kabul kabul, ne dersen kabul anneciğim, artık sen bizim annemizsin, üvey annemiz. Hadi yürü, size iksir içireceğim. Anneciğim nasıl olmuşuz ama, süperiz değil mi, bak içtik iksiri. Hayır anneciğim, aynı seri gibi olduk, çok güçlüyüz ya, karakterimiz falan var. Aferin çocuklar size, aferin. Artık o Kerem komiser ve ailesine bunun hesabını sorabiliriz. Yalnız ben sana bir şey diyeceğim anneciğim. Efendim canım oğlum, söyle bakayım. Arda kardeşim, ben söyleyebilir miyim senin yerine? Tabii ki Rüzgar, buyur. Ulan salak kadın, sen bize iksiri verdin, süper gücümüz yok dedik, sen bizi süper güçlü yaptın, şimdi bittin işte. Harbiden ya, sen bizi salak mı sandın, Allah'ın enayisi. Ne oluyor be, siz benim çocuklarımsınız, düzgün konuşun hemen benimle. Vallahi çok kötü yaparım sizi, bu çok kötü yaparım bakın. Sen bize... Hiçbir şey yapamazsın. Bizim artık süper güçlerimiz var ve 2 kişiyiz. Sen bize asla zarar veremezsin ve biz seni çok kötü yapacağız. Tamam, bebek asker ve bebek polise sihir olmuş olabiliriz ama sonuçta onlar bizim kardeşimiz sayılır. Onları koruruz tabii ki. Asla ve asla Kerem komiser ve ailesine zarar vermeyiz. O kadar da değil. Hayır olamaz, sizi pis melekler, beni kandırdınız. Ne yapacağım şimdi, ne yapacağım? Alacaklar, koruyor, işi verildi. Sen bu işi sonunu düşünmedin mi? Hayır, hayır. Anneciğim, babacığım, bugün okula gitmek istemiyorum. Hiç gitmesem olmaz mı? Arda canım oğlum, ne oldu? Bir şey canını mı sıktı? Niye gitmek istemiyorsun? Evet Arda ya, oğlum ne oldu? Niye gitmek istemiyorsun? Niye? Babacığım, şu havayı görmüyor musunuz? Deli gibi yağmur yağıyor. Bu havada yürümek istemiyorum. Çok ıslanırım. Doğru söylüyorsun oğlum. O zaman otobüse bin, otobüsle git. Hayır ya, olmaz. Yürüsün çocuk. Ne olacak ya? Otobüs çok pahalı, çok pahalı. Ya sadece havadan da değil ki yani. Başka nedenlerim de var gitmemek için. Başka ne oldu oğlum? Söyle, halledelim hemen.
Evet oğlum, parayla ilgili değilse hallederiz ama para falan veremem sana. Biliyorsun bizim hiç paramız yok, paramız yok. Aslında evet, biraz parayla ilgisi var. Rüzgar sürekli benimle dalga geçiyor. Bütün arkadaşlarım onun tarafını tutuyor. Param yok diye kimse benimle arkadaş olmuyor. Rüzgar arkadaş olanlara da bu çocuk ezik fakir diyor. Geçen oyun oynuyorduk, karnım guruldadı. Deprem oldu sandılar, kaçtılar yani ya. Ay canım oğlum benim ya, ne yapalım, yiyecek bir şey alamıyoruz ki yani, ne yapalım? Oğlum söylemedin mi arkadaşlarına, söylemedin mi? Karnım guruldadı, deprem olmuyor demedin mi? Ya babacım söylemez miyim, söyledim tabii ki. Oğlum o zaman ne olacak yani, karnı guruldayabilir insanın, çok normal bir şey. Evet ya, niye bu kadar büyütüyorsun ki, niye? Ya neyini anlamıyorsunuz ya, neyini, karnım gurulduyor dedim. Ondan sonra benle daha çok dalga geçtiler, daha çok. Bu çocuk ezik fakirin teki, bununla takılmayalım dediler. Boş ver oğlum, takma onları sen. Hadi okuluna git, hadi. Evet oğlum, arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Boş ver, git hadi okuluna. Ya anneciğim babacığım, niye anlamıyorsunuz? Hiç arkadaşım yok, sorun da bu zaten. Neyse ya, siz anlamıyorsunuz. Ben artık gideyim en iyisi. Islanacağız artık, yapacak bir şey yok yani. Ay fakir ya, gerçekten anlamıyor muyuz? Üstüne mi gidiyoruz çocuğun ya? Gitmese miydi bugün? Ne alakası var Miray ya? Okuldan kaytarmak için yapıyor. Alakası yok. Ne olacak ki? Öyle mi dersin? Evet ya. Kesin derslerden kaytarmak için yapıyor ya. Hayda çocuk. Ben de kaç gündür yemek yemiyorum ama kimse benimle dalga geçmiyor. Kimse. Şimdiye kadar hiçbir arkadaşım benimle dalga geçmedi. Hiç arkadaşın olmadığı için olabilir mi fakir acaba? Tamam ya. Ne kızıyorsun? Ne kızıyorsun? Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Bu havada da okula gidilmez ki. Sırılsıklam olacağım. Şimdi Baldi dersi almayacak beni. Herkes benimle dalga geçecek. Şuna bak ya, iyi ki zenginim, zengin olmasa bu havada yürümek zorunda kalırdım. Acıyorum bu fakirlere ya, valla acıyorum. Aa, Arda değilmiş yok. Gidip biraz dalga geçeyim en iyisi. Of ya, rüzgar geldi ulan, nasıl denk geldi şimdi, ben de çok dalga geçecek. Oğlum Arda, bu havada ne yapıyorsun, okula yürüyecek misin yoksa, manyak mısın oğlum sen? Ne yapayım rüzgar, ne yapayım yani, okula gitmem lazım, annem babam zorla yolluyor. Benim senin gibi arabam yok, biliyorsun yani, yürümek zorundayım. Oğlum öyle olmaz ki, derse de geç kalırsın, çok da ıslanırsın yani, olmaz öyle. Yapacak bir şey yok Rüzgar, ne yapayım yani, ne yapayım? Oğlum evet, yapacak bir şey yok, bilmiyor musun, benim arabam 2 kişilik. Aa Rüzgar, evet yanında boş yani, kimseyi de götürmüyorsun. Evet oğlum, arabayla gidersen ıslanmazsın, hem de hemen okula gideriz, yetişiriz yani. Gerçekten mi ya, gerçekten beni arabana alacak mısın, senin hakkında çok yanlış düşünmüşüm ya. Arda saçmalıyorsun ya, almaz mıyım hiç, almaz mıyım yani? Ne bileyim Rüzgar, sen bana o kadar kötü davranınca almazsın sanmıştım yani. İyi madem, geçeyim beraber gidelim. Almam tabii ki, Allah fakiri erer ya. Rüzgar dur, yapma, ne olur al beni, bu yağmurda yürümeyeyim. Aynen o zaman, Allah fakiri, özel şoförün mü var senin? Ulan Rüzgar ne kadar şerefsizsin ya, biliyordum bir şey çıkacağını. Şuraya geçeyim de ıslanmayayım bari. Of ya, of, nefret ediyorum bu hayattan, nefret ediyorum, nefret. Biz neden fakiriz ya, neden fakiriz? Herkes benimle dalga geçiyor, hiç arkadaşım yok. Of ya of, neyse biraz daha alayım da bari yağmur dönünce giderim okula. Aa şuna bak, geliyor işte Allah fakiri. Anca geliyor. Arkadaşlar anca yetişebildim ya, çok fena yağmur yağıyordu. Rüzgar da beni arabasına almadı, yetiştim değil mi? Siz hepiniz burada olduğunuza göre, derste olmadığınıza göre yetişmişim. Arda ne yetişmesi oğlum, sen gelene kadar okul bitti. Hatta sen gelene kadar mevsim değişti oğlum, hala yetiştim diyor ya enayi. Ulan Rüzgar var ya, hepsi senin suçun, hepsi senin suçun. Arkadaşlar hepsi Rüzgar'ın suçu ya, beni arabasına almadı, benimle dalga geçti. Evet Ayda, Rüzgar bize anlattı, çok komik yapmış, çok iyi yapmış ya, çok komikti. Harbiden ya, Rüzgar kardeşim anlattı, aşırı komikti. Allah'ın gerisi seni alacağına mı inandın gerçekten? Ay Arda, fakir olduğunu, çirkin olduğunu biliyordum da salak olduğunu da bugün öğrendim. Keriz ya. Geriz ki ne geriz, bir de peşimden koşuyor, Allah enayisi ya. Arda acıyorum sana, acınılacak haldesin, pis fakir. Evet Arda ya, iyi ki seninle arkadaşlığımı bozmuşum, iyi ki arkadaş değiliz, pis fakir seni. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz, niye böyle diyorsunuz, ben kötü bir şey mi yaptım size? Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz, Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum, lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Oğlum bir kere sen kötüsün, fakirsin, pissin, eziksin, malsın yani. E vallahi ya Rüzgar kardeşim doğru söylüyor oğlum, bir şey yapmana gerek mi var, tipin canımı sıkıyor ya. Vallahi ağız burun dalacağım şimdi ya. Ay evet Arda, midemi bulandırıyorsun, midemi.
Yazıklar olsun size ya, param yok diye böyle davranıyorsunuz. Ben zengin olsam böyle davranamazdınız ama. Ay Allah Allah, fakiri güldürme beni. Sen zengin olabilir misin aptal seni? Harbiden Arda ya, sen zengin falan olamazsın oğlum. Sen eziksin, fakirsin ve öyle kalacaksın. Görürsünüz siz, bir gün ben de çok zengin olacağım ve size bu laflarınızı yedireceğim, görürsünüz. Aa Arda, Recep İvedik'ten daha komiksin ya, çok güldürüyorsun beni. Yok neymiş, zengin olacakmış. Bu da hepinize sözüm olsun. Arkadaşlar ya, hepimiz akşam okulun bahçesinde buluşup oyun oynayalım ama bu Arda salığa gelmesin. Bence de Rüzgar süper fikir ama Arda gelemez. Hiç merak etmeyin kardeşlerim, Arda gelirse dövüveririm ben onu, defolur gider. Ay evet, Arda'sız çok eğleneceğiz, çok. Aa, senin de güzel arkadaşlarınla güzel eğlenceli vakit geçireceğim, hem de Arda'sız. Ay Arda'cım yolla evine, okulda bittiğine göre defol git. Aynen öyle Arda, seni istemiyoruz, defol git buradan. Görürsünüz siz, görürsünüz, bu yaptığınızın hesabını soracağım. Bay bay Arda, bay bay, sen değil bana hesap soru bile soramazsın, biz mi geri? Ne yapıp ne edip akşam onların yanına gidip günlerini göstermeliyim. Eve bir gideyim de bir yolunu bulurum, plan yaparım. Sonunda geldim eve ya. Ne yapabilirim ki? Nasıl gidebilirim akşam acaba? Ne yapsam yani? Nasıl gideceğim? Bir yolunu bulmalıyım yani. Ne yapsam ki? Aa bu da neymiş? Allah Allah, bu maske de neyin nese? Aha buldum işte. Yaşasın yaşasın. Bu maskeyi takıp onları çok korkutacağım. Böylelikle gidebilirim. Bu maske tam aradığım şey. Tam aradığım şey. Hadi bir deneyelim şu maskeyi bakalım. Yakışacak mı? Hadi bakalım takayım şunu. Aa süper oldu. Çok yakıştı. Yaşasın. Herkes çok korkacak. Özellikle doğru Rüzgar. Akşam olması için çok sabırsızlanıyorum. Onları çok korkutacağım. Evet arkadaşlar, herkes geldiyse oyun oynamaya başlayabiliriz tabii, Arda dışında. Valla ya, iyi ki gelmedi o Allah'ın fakiri. Valla dövmek zorunda kalacaktım ya. Evet Rüzgar, Arda siz süper olacak. Çok güzel olacak. Yaşasın, hadi oyun oynayalım. Ay o çirkin fakir de sürekli bana seni çok seviyorum falan diyor ya. Bir türlü anlatamadım ben fakirlere, salaklara bakmam. Neyse ki bugün Arda yok. Hadi oyunumuza bakalım biz artık. Aha ne, hepsi burada işte. Şimdi intikam vakti. Of ya, Arda'yı çağırmadık ama böyle de olmuyor ki. Dalga geçecek kimse yok ya. Hele valla ya, o ezikle dalga geçiyorduk, eğleniyorduk ya. Ne yapsak arkadaşlar, basketbol falan mı oynasak? Pişt, bana bakın lan, pis veletler size. Valla bu ne, korkunç manya, çok kaçın. Sakın kaçmayı denemeyin, beni daha çok sinirlendirirsiniz ve kaçamazsınız, daha kötü yaparım size. Ay şey tamam ya, bebek asker, bebek polisiz, askersiniz, polisiniz, bir şeyler yapın. Oğlum ne yapabiliriz ki, bu bir palyaço, ne yapabiliriz? Lan bu ne la, kurtarın bizi, kurtarın. Ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey yapamam ben. Ne yapayım yani? Hayırdır Rüzgar, benden korkuyor musun yoksa? Evet çok korkuyorum, hem de çok korkuyorum. Bana zarar verme, istediğin her şeyi yaparım. Tamam seni bırakırım ama bir şartla. Buradaki herkes yerim. Bütün arkadaşların ölür, bir tek sen yaşarsan. Kabul ediyor musun? Ola saçmalama lan Rüzgar kardeşim, bizi satar mı lan hiç? Evet payaço, saçmalıyorsun. Rüzgar bizi aşağı satmaz. Evet ya Rüzgar. Olur mu hiç öyle şey? Anca beraber kanca beraber. Yok valla satarım, hepsini satarım. Bunlar umurumda değil, arkadaşım bile değil. Bunlar salak oğlum bunlar ya. Palyaço onları öldür, bana dokunma ne olur. Gördünüz mü Rüzgar nasıl sattı sizi ama? Rüzgar ne saçmalıyorsun lan oğlum, satmam desene lan, satmam de. Oğlum Rüzgar senin yüzünden hepimizi yiyecek. Nasıl satarsın, satamazsın. Ola oğlum sen nasıl delikanlısın lan, hemen satıverdin lan bizi. Rüzgar biz de seni adam sanmıştık. Sen korkan teki çıktın, korkak tavuk seni. Ay evet Rüzgar ya, ne kadar ezikmişsin sen. Sizi kim satmazdı biliyor musunuz? Arda diye bir arkadaşınız var ya, o burada olsaydı hayatta satmazdı. Bana ne Arda lan ya, Arda satmıyorsa satsın onun gerizliği. Bana ne, ben satarım, bana ne. Ola yazıklar olsun bize ya. Keşke Arda ile arkadaş olsaymışız, şuna bak ya. Gerçekten ya, keşke Arda ile sevgili olsaymışım. Aynen ya, Rüzgar'ın en sevdiği renk de kesin pembedir, kesin. Evet ya, buradan sağ çıkarsam ilk işim Arda'dan özür dilemek olacak. Rüzgar için çok ayıp ettik çocuğa, çok. Neyse ki hiçbiriniz çıkamayacaksınız değil mi palyaço? Onların hepsi
hepsini yiyeceksin, bir tek ben sağ çıkacağım. Hayır, aslında bakarsan sadece seni yiyeceğim, onları bırakacağım. Ne ama niye? Ben sizin arkadaşlarınızı test etmiştim, sense bu testten geçemeden. Yok şaka yaptım, hiçbirini satmam, benim canım al, onları ettiğini bırak, tamam. Tamam, o zaman seni yiyeceğim şimdi. Ya yok yine şaka yapmıştım, onları yemeğini bırak ne olur. Arkadaşlar, demek ki neymiş? Rüzgar kötü biriymiş, Arda iyi biriymiş. Ulan Arda başından beri sen miydin ya? Gerizekalı fakir, korktuk biz de ya. Arkadaşlar boş verin şunu ya, gelin hadi oyunumuza bakalım, bir salağa bakın ya. La Arda, çok özür dilerim kardeşim ya, değerini bilememişim ya. Ay evet Arda, ben de sana söyleyemedim utandığım için, aslında ben senden çok hoşlanıyorum. Ayda, ben de çok özür dilerim, asil adam olan sen misin, özür dilerim. Evet Arda, çok kötü davrandık sana, özür dileriz. Bizi affedebilecek misin? Arkadaşlar ne oluyor, ne saçmalıyorsunuz, salak Arda'ymış işte, boş verin şunu, bunu çağırmamıştık, gelmiş utanmadan. Hepinizi affediyorum arkadaşlar, önemli değil, herkes ikinci şansı hak eder. Size Rüzgar'ın gerçek yüzünü gösterdiğim için çok mutluyum. Böyle biri işte bu. Valla ya, satıcının önde gideniymiş. Gerizekalı Rüzgar. Arkadaşlar şaka yapmıştım ben ya. Boş verin bu Allah fakirini. Fakirin sözüne mi yanıyorsunuz, benim mi? Ne sözü be Rüzgar? Sen bizi böyle bir başımıza bıraktın. Defol git lan, defol git. Evet Rüzgar, defol git. Arda artık bizim kardeşimiz. Senden nefret ediyoruz. Çok kötü döveriz oğlum seni. Tamam arkadaşlar, çok gitmeyin üstüne. Eğer özür dilerse onu da affederim. Sonuçta o da bir hata yaptı. Dile lan hemen özer. Hemen geliyorsun hem de. Çok özür dilerim Arda, çok pişmanım, ne olur beni affet. Ne yapayım arkadaşlar, affedeyim mi, lütfen yorumlara yazar. Lütfen bana para verin ya, karnım çok aç, kaslarım eriyecek diye korkuyorum, lütfen para verin. Karnım çok aç, hiç param yok, spor salonu üyeliğimi yenileyemedim. Lan Rüzgar, şu bankamızın önünde direnen yoksa Arda mı? Arda'yı çok kötü yapacağım, bak şimdi izle. Evet babacım, Arda ama çok kötü davranma ona, olur mu? Zengin amca Rüzgar, hoş geldiniz ya, çok paraya ihtiyacım var, karnım aç, kaslarımın erimesini istemiyorum, para verir misiniz? Bir sürü paranız var zaten ya, çok azıcık verseniz bir şey olmaz herhalde. Ulan Allah'a fakir, sen bir de utanmadan benden para mı istiyorsun? Sizce kaslı zengin mi döver yoksa kaslı fakir mi, lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hem gelmiş bankamın önünde direniyor, hem de benden para istiyor, şuna bak ya, yüzsüz. Özür dilerim zengin amca, yanlış bir şey mi dedim, belki yardım etmek istersin diye düşündüm yani. Ulan ben oradan bakınca hayır kurumuna mı benziyorum lan? Ben bu paraların hepsini alnımın teriyle kazandım oğlum, senin baban da çalışsaydı senin baban da kazansaydı. Zengin amca niye böyle davranıyorsun, benim babam da çalışıyor işte, simit satıyor. Git babandan iste lan parayı o zaman. İyi de zengin amca, hiçbir şeye yetmiyor ki o para, çok az kazanıyor. Babacım çok az para versek mi ya, yazık çocuğa, baksana açmış. Lan Rüzgar, ben ne kadar çok çalışıyorum biliyor musun? Bu paralar için benim alnımda enayi mi yazıyor lan? Ya doğru diyorsun babacım, ya sonuçta çok paramız var, bir şey olmaz ki. Rüzgar sakın bana bu Allah'ın fakiri dilencisini savunma. Lan şuna bak ya, çocuğuma da kötü örnek oluyor, defol git lan buradan. Zengin amca tamam, senden para falan istemiyorum ama ne olur beni buradan kovma. Bankaya gelenlerin hep parası oluyor, başka yerde dilenemem. Lan çocuk, bunun neyini anlamıyorsun, benim bankamın önünde dilenemezsin, Allah sana, al lan, al kafana atın lan. Zengin amca dur, vurma, ne olur vurma, canım çok acıyor, ne olur vurma. Kapı lan çeneni, Allah'ın fakiri dilenmeyeceksin lan bankamın önünde, anladın mı? Babacım dur yapma, yazık çocuğa, vurup durma, canı yarıyor, yapmasana. Kapı çeneni Rüzgar, bu dayak yemeği hak ediyor, benim bankamın önünde kimse dilenemez. Zengin amca ne olur yeter, çok canım acıyor, vurma. Babacım yeter artık, saçmalama, vurma şu çocuğa. Kapı çeneni Rüzgar, seni de döverim bak, kapı lan çeneni, bak oğlum, bak seni çok kötü yaparım. Böyle yumruklarımı tadarsın işte. Tamam bana vuruyorsun da çocuğuna ne vuruyorsun? Bak rahat bırak Rüzgar'ı, çok kötü yapacağım. Sana ne oluyor lan artist, seni daha çok döverim lan. Sana ne, benim oğlum değil mi? Karışma lan, çok kötü yaparım seni. Yeter be yeter diyorum sana, bak vurup durma, çok kötü yapacağım seni, vurma lan. Hadi lan oradan, sen bana hiçbir şey yapamazsın, al lan kafana. Yeter dedim lan sana, yeter lan, bırak lan çocuğa. Seni var ya öldürürüm, çok kötü yaparım. Arda ne oldu sana, babama zarar verdin, ne oldu? Arda oğlum ben şaka yapıyordum, ne olur bana zarar verme, ne olur. Hadi lan oradan, bize vurma dedim, inatla vurdun. Ve bunun bedelini ödeyeceksin. Oğlum şaka yaptım, ne olur zarar verme oğlum, lütfen. Tamam seni dövmeyeceğim, Rüzgar'a eve gidince döverim. Sana Rüzgar'a da dokunmayacaksın dedim ama, al bakalım sana, al bakalım, ölüyorsun şimdi. Arda ne yaptın, babamı öldürdün, yaktın onu. Rüzgar o bunu hak etti, o iyi bir baba değildi. İyi de Arda ben babam olmadan ne yapacağım? Merak etme Rüzgar, beraber çok iyi yaşayabiliriz. Ama sen babamı öldürdün, bana da zarar vermeyeceğini
nereden bileyim? Merak etme, ben sana asla zarar vermem. Ben seni çok seviyorum. Ama baban denilen o herif çok kötü biriydi. Ona haddini bildirmeliydim. Haklısın sanırım ya. Çok kötü davranıyordu. Hep sana hep bana. Evet Rüzgar, şimdi soruyorum. Benimle misin değil misin? Ne yapayım yani ya? Seni deyip ne yapacağız şimdi? Önce buradan kaçıp izimizi kaybettireceğiz Rüzgar. Sonra buluşup şehri ele geçiririz. Peki madem ben kaçıyorum, sonra buluşuruz seni de, yakalanmayalım. Merak etme, kimse bize bir şey yapamaz. Olamaz, zengini öldürmüşler. Hemen bunun kimin yaptığını bulup onu yakalamalıyım. Hayır olamaz zengin, ölmüşsün. Hayır zengin. Sana bunu kim yaptı? Kim yaptı? Burada bir şeyler yazıyor. Para verin, kaslara verildi. Demek ki bunu kaslı biri yaptı. Ama şehirde kaslı olan bir yerde bile rüzgar var. Niye yapsınlar? Zaten rüzgar yapamaz. Rüzgar niye para istesin ki? Arda mı yaptı acaba? Ama Arda da çok iyi bir çocuk. Böyle bir şey asla yapmaz ki. En iyisi bankanın güvenlik kameralarını izlemek. Beni asla yakalayamayacaksın Kerem komiser. Ben senden bin kat daha akıllı, bin kat daha üstüne. Neyse gideyim de rüzgarı bulayım. Bakalım güvenlik kameralarında ne var? Hayır olamaz, Arda ve Rüzgar ikisi beraber yapmışlar bu işi. İyi de bu çocuklar neden böyle bir şey yaptılar ki? Arkadaşlar bir fikriniz var mı? Lütfen yorumlara yazın. Niye öldürdüler zengini? Neyse bir gidip babama bakayım. Belki yaşıyordur. Aa Kerem komiser mi oldu ki? Aa! Rüzgar kal olduğun yerde, yoksa ateş etmek zorunda kalacağım. Ellerini kaldır, teslim ol. Arda ile ikinizin yaptığı şeyi biliyorum. Teslim ol hemen. Bir yere kaçamazsın. Tamam Kerem komiserim, dur ateş etme. Teslim oluyorum. Teslim, teslim. Ah be Rüzgar, niye böyle bir şey yaptınız? O senin baban, bilmiyor musun? Kerem komiserim, yapacak bir şey yok. Babam öldü, artık bir şey yapamam. İyi de oğlum, böyle bir şeyi niye yaptınız? O senin babandı. Kerem komiserim, babam da ama hiç baba gibi davranmıyordu ki. Sürekli dövüyordu beni. Arda'yı da dövdü, beni de dövdü. Arda artık dövmedi de ama dövünce Arda onu öldürdü. Yani hepsi Arda'nın suçu mu? Yani o öldürdü ama beni korumak için yaptı. Nefsi müdafaa, nefsi müdafaa. Of Rüzgar, neye bulaştınız siz? Hadi yürü, hapse götürüyorum seni. O Arda da başkasına zarar vermeden onu da yakalamalıyız. Gidelim Kerem komiserim, hepsini hak ettik. Yapacak bir şey yok, Arda'yı bulmalıyız ya. Şehre ve başkalarına zarar vermeden onu yakalamalıyım. Sen de Arda'yı bulana kadar burada böyle bekleyeceksin beni Rüzgar. Kerem komiserim, ben Arda'yı satmam. Beraber geliştik bu işe. Tamam babamı öldürmüş olabilir ama bence gayet haklıydı. Olamaz, Rüzgar yakalanmış, onu kurtarmalıyım. Ulan Kerem komiser, şimdi sorarım ben sana, şimdi göreceksin gününü. Açın lan kapıyı, hemen açın lan. Arda ne olmuş sana böyle, ne oldu, kapıyı niye çalıyorsun? Arda senin yediğin dayaklar yetmedi, biraz daha dayak arıyorsun herhalde. Kapayın o aptal çenelerinizi, benimle geliyorsunuz. Nereye geliyoruz seninle, hiçbir şey anlamadım. Ben seninle hiçbir yere gelmem aptal Arda. Lan bebek asker, canına mı susadın, seni çok kötü yaparım oğlum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın, kafana boynuz taktın diye adam mı oldun lan? Harbiden Arda, nereden oldun bunu, bir milyoncudan mı? Oğlum var ya, bittiniz siz. Arda dur, yapma. Tamam Arda, özür dilerim, yapma yapma. Kapayın çenelerinizi. Gören komiser, buraya gelin ben. Aa Arda'nın sesi değil mi? Arda buraya gelmiş herhalde. Arda neden geldi? Teslim olacaksın değil mi? Aa bebek asker, bebek polis, ne yaptı size, zarar vermedi deme. Hemen oğullarımı serbest bırak Arda, ne yapıyorsun? Kerem komiser, önce sen Rüzgar'ı serbest bırakacaksın. Üzgünüm Arda, böyle bir şey yapamam. Yaptıklarınızdan haberim var, sizi hapse atmak zorundayım. Kerem komiser, sen çocuklarını hiç sevmiyorsun galiba. Arda bu yaptığın çok yanlış, her şeyden haberim var. Teslim ol hemen, hadi teslim ol. Kimseye başka zarar gelmeden teslim ol oğlum. Kapa çeneni, oğullarını öldürmemi istemiyorsan Rüzgar'ı bırak. Arda biliyorsun bunu yapamam, hadi oğlum teslim ol. Sakın teslim olma Arda, sen doğru bildiğini yaptın. Ben buradan ya Rüzgar'la giderim ya da sen çocukların olmadan gidersin. Peki Arda, Rüzgar'ı vereceğim sana ama çocuklarımı serbest bırak lütfen. Nereden bileyim benimle oyun oynamadığını, önce Rüzgar'ı getir. Beni satmayacağını biliyordum Arda. Ben seni asla satmam Rüzgar. Peki madem, getiriyorum Rüzgar'ı, sen de çocuklarımı serbest bırak. Bak Rüzgar'ı serbest bıraktım, sen de şimdi çocuklarımı bana ver lütfen. Anlaşma anlaşmadır Kerem komiser, çocukların olabilirsin, hadi Rüzgar gidiyoruz.
Üzgünüm Arda, kaçmanıza izin veremem. Al bakalım sana. Hayır, olamaz. Vuruldum. Hayır Arda, dayan, kurtulacaksın. Arda, ne yaptın? Kerem komiserim, ne yaptın? Kaçmanıza izin veremezdim Rüzgar. Hadi getir Arda'yı buraya. İkiniz de teslim olun. Ne saçmalıyorsun be sen? Arda'yı vurmuşsun. Hala gelin diyorsun. Ambulans arayacağına yaptın. Harekete bak. Hadi Rüzgar, lütfen zorluk çıkarma. Gerekirse seni de vururum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın Kerem komiser. Çocuklarına da elveda de. Hayır, olamaz. Hemen saklanmalıyım. Size aptal veletler, alın bakalım. Size aptal veletler, bunu hak ettiniz, yanarak ölün. Şimdi sırada Kerem komiser var, ona da gününü göstereceğim. Olamaz, ben nasıl bir babayım? Benim yüzümden çocuklarım öldü. İzli sınava gireyim derken çocuklarımı öldürttüm. Kerem komiser, aç kapıyı, orada olduğunu biliyorum. Git buradan, çocuklarımı öldürdün zaten. Seni de öldüreceğim, Arda'ya zarar vermemeliydin. Aptal bir komiser tarafından öldürüldüğüme inanamıyorum. Son nefesimi veriyorum. Hayır olamaz, kötü ikizim devreye girmiş. Kötü ikizim öldü ama ben yaşıyorum. Demek ki kötü ikizim ölünce eski halime geri döndüm. Hemen Rüzgar'ı durdurmalıyım, yoksa Kerem komiseri öldürecek. Rüzgar dur, bu sen değilsin kardeşim, dur lütfen, bir şey yapmadan dur. Arda yaşıyorsun, çok mutlu oldum kardeşim, hadi beraber intikamımızı alalım. Hayır Rüzgar, hiçbir şey yapmayacağız, bu sen değilsin, hemen eski haline dönmelisin. Arda ne saçmalıyorsun sen, gel Kerem komiseri öldürüp yakalım onu. Rüzgar beni dinlemelisin, şu an konuşan sen değilsin, seni kötü ikizin. Sakın onu dinleme, kendine gelmelisin kardeşim. Ne oluyor? Arda ne yaptım ben? Bebek askerle bebek polisi öldürdüm. Merak etme Rüzgar, hepsini çözeceğiz. Ben de senin babanı öldürdüm ama zamanı geriye alacağız. İyi de Arda, bunu nasıl yapacağız? Hüsamettin bize yardım edecek, hiç merak etme. Kerem komiserim, artık çıkabilirsin. Lütfen bizi affet, onlar biz değildik. Kötü ikizlerimizdi. Evet Kerem komiserim, biz değildik, çok özür dileriz. Ama hatamızı telafi edeceğiz, merak etme. Çocuklarımı geri getirin, başka bir şey istemiyorum lütfen. Hiç merak etme Kerem komiserim, şimdi Hüsamettin'i bulup zamanı geri aldıracağız. Size güveniyorum çocuklar. Hüsamettin, biz çok kötü şeyler yaptık. Hiç soru sormadan zamanı geri almalısın. Evet Hüsamettin, bizi bir tek sen kurtarabilirsin. Yaşasın ya, bayılıyorum Zengin olaya ya, bayılıyorum, yaşasın, iyi ki zenginim ya, yaşasın. Rüzgar canım oğlum, niye bu kadar sevinçlisin, ne oldu? Ağacım ben olmayacaktım, kim olacak ya, yaşasın, ben çok zenginim, istediğim her şeyi alabiliyorum, yaşasın. Okuldaki herkes bana hayran, bütün kızlar bana aşık ya, o ne be? Ay tabii canım oğlum, sana aşık olmayacaklar da kim olacaklar yani? Ulan Rüzgar, ulan Kerata, doğru söylüyorsun oğlum ya, hayat sana güzel. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz, Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ay babacım ya, zengin olmasaydık, Arda gibi fakir olsaydım ne yapardık hiç bilmiyorum ya. Ne fakir olmak mı? Biz hayatta fakir olmayız. Çok zenginiz biz. Eyvallah ya, bizim paramız asla bitmez. Yeah, tamam oğlum, neyse güldük eğlendik ama şimdi okula gitme vakti. Biliyorsun ki ne kadar zengin olsak da olalım, o okula gidinilecek büyük adam olunacak, tamam mı? Tabii ki babacım, biliyorum, bir şey isteyeceğim senden. Bugün okula senin lüks son model arabalarından biriyle gidebilir miyim? Bilemedim ki şimdi, ya kaza falan yaparsan o zaman ne yapacağız? Ay zengin, gidiversin çocuk işte, ne olacak, gerisini alırsın ya, Allah Allah. Evet babacım ya, ne olacak, gerisini alırsın ya, doğru söylüyor annem, ne olur ya. Tamam madem oğlum, git bahçeden istediğin arabayı al ama sakın kaza yapma, tamam mı, düzgün kullan. Yaşasın be, çok teşekkür ederim, tamam madem ben gidiyorum, hadi öptüm sizi, görüşürüz. Anneciğim babacığım, kendinize iyi bakın. Geleyim de hangi arabayla gideceğime karar vereyim. O kadar zekiriz ki hangi arabayla gitsem bilmiyorum. Ne dersiniz arkadaşlar, sizce hangi arabayla gideyim, bu beyaz arabayla mı gideyim yoksa bu kırmızıyla mı, lütfen yorumlara yazın. Sanırım bu beyaz olanla gideceğim ya, evet şöyle geçeyim içine. Ve evet, son model lüks arabamla okula gitmeye hazırım. Ulan Barbie, senin aklına uydum, verdim bak arabayı. Bu çocuk kaza yaparsa çok kötü olur. Ay zengin saçmalama ya. Hiçbir şey olmaz. Yapmaz kaza falan. Merak etme. Öyle bir yapsın bak. O arabalar Rüzgar'dan daha değerli. Vallahi öldürürüm onu. Ya saçma sapan konuşma be. Oğlunlar önemli mi? Alt üstlü bir araba. Hala alt üstlü bir araba diyor ya. Tabii ki de önemli. Tabii ki de Rüzgar'dan daha önemli. Of zengin, defol git ya.
Bak Barbie, hele bir arabalarımın başına bir şey gelsin. Ben size o zaman yapacağımı biliyorum. Neyse ben uyuyacağım, uyandırma beni. Ay korktum şimdi, bak inşallah rüzgar kızlara hava atacağım diye kaza falan yapmaz. Babacım babacım, acil buraya bak, çok önemli. Arda ne oldu oğlum, sabah sabah niye bağırıyorsun, niye okula gitmedin? Babacım gideceğim, gitmesine de çok önemli bir şey oldu. Ne oldu oğlum, ne oldu? Babacım arkadaşlar WhatsApp'tan yazdı, şimdi Rüzgar okula arabayla gidiyormuş. O yüzden senin de bana Tofuş'un anahtarlarını vermen lazım. Ben de okula arabayla gitmeliyim yani, hadi ver lütfen. Hayır lan oradan, sana arabamı vereceğim, ölürüm daha iyi. Ya babacım lütfen, herkes Rüzgar'la arkadaş olur, beni dışlarlar arabayla gitmezsem ne olur. Arabamın taklatmasını istemiyorum, o yüzden vermem. Babacım söz veriyorum ya, söz veriyorum, takla falan atmayacağım, lütfen ya ver, ne olur ver. Arda canımı sıkma, yürü git okuluna, yürü git, arabayla değil. Ama babacım sen bana hiç anlayış göstermiyorsun ya, yeter artık ya, bıktım bu hayatta, yeter ya. Abi ya alt üstü bir arabanı vereceksen ne olacak ki sanki, arabanı versen ölürüm sen. Oğlum anlamıyorsun, dur ağlama. Ne ağlama baba ya, ne ağlama, herkes Rüzgar'la arkadaş olmak isteyecek, kimse bende olmayacak. Hepsi de senin suçun, ne olur sanki arabayı versen kaza falan yapmayacaktım ya. Tamam oğlum ya, al arabayı, tamam yeter ki ağlama. Ama bana söz ver, kaza falan yapmak yok, tamam mı? Allah be, çok teşekkür ederim babacım, çok teşekkür ederim. Yaşasın, okula arabayla gideceğim, yaşasın. Sana söz veriyorum, kaza falan yapmayacağım, söz veriyorum. Oğlum önemli olan araba değil, önemli olan sensin. Sana bir şey olmasını istemiyorum, sana olmasın. Tamam babacım, hiç merak etme, çok dikkatli olacağım, söz veriyorum. Görüşürüz, hadi ben gidiyorum, çok sağ ol tekrardan. Umarım Arda'ya bir zarar gelmez ya, umarım. İşte burada araba, babamın lafını dinleyip sakince kullanacağım, bir şey olmasın arabaya. İşte bindik, şimdi müziğimizi açarız, biraz gezeriz. Nasıl açıyorduk ha, şöyle açıyorduk, açtık işte. Hop hop birader, kapa lan şu şarkıyı, kulağımızı kanattın, kapa lan. Millet nasıl ama araba, süper değil mi, bayıldınız değil mi? Şuna bakın, son model lüks spor araba, hepsi 300 basıyor, top damara 300 basıyor. Ben bayıldım Rüzgar kardeşim, harika araba ya, harikaymış. Gerçekten Rüzgar süper duruyor ya, beni gezdirebilir misin arabanla? Beni de gezdir, beni de. Ay vay ya Rüzgar, beni gezdirmek için her şeyimi vereyim, her şeyimi. Ay Rüzgar ne kadar yakışıklısın sen ya. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar, merak etmeyin, hepinizi gezdireceğim ama bir şartım var. Eğer dediğimi yaparsanız hepinizi gezdireceğim. Evet, istediğiniz kadar. Olur vallahi, her şey olur, sağ böbreğimi bile veririm, vallahi veririm. Al benden de o kadar, vallahi annemi satarım, babamı satarım, kardeşimi satarım, herkesi satarım. Ben adam vururum, adam vururum. Ben de istediğin kadar hırsızlık yapayım, istediğini yapayım Rüzgar, yeter ki gezdey. Ya arkadaşlar ne saçmaladınız ya, çok basit bir şey isteyeceğim, Allah Allah. Sizden tek isteyip bu Arda Salay'la Arda Fakir'iyle bundan sonra konuşmamalarınız. Artık onu dışlayacaksınız, eğer dışlarsanız gezdiririm size. Ya sen varken Arda'yla zaten niye arkadaş olalım ki, tamam asla konuşmayız. E valla ya, istiyorsan ağzını yüzünde kırarım o Arda'nın. Ay hiç sevmem zaten o Allah Fakir'ini. Ay evet, o bile bana aşık ya, rezil herif ya. Sen varken onunla mı sevgili olacağımı sanıyor Allah. Yaşasın ya, okul arabayla gidiyorum. Bütün arkadaşlarım hayran kalacak, yaşasın. O araba ne? Ay Allah, fakir geldi bu arabayla. Bu araba ne? Gülüştüremeyiz ya. Bip bip, yolu aç Rüzgar. Ne yaptın ya? Öyle araba mı park edilen? Ulan kim olacak? Tabii ki de Arda. Allah fakir ya. Başka kim biner bu arabaya? Lan yürü git, istediğin gibi park edelim oğlum. Sana ne? Oğlum iyi de iki kişilik araba yerine tek araba koymuşsun. Ben kendi arabamı park edemiyorum. Ulan sen buna araba mı diyorsun lan? Bu ne lan? Külüstür lan bu. Ayrıca benim arabam 100 araba değerinde. Şuna bak, bir de kendi arabana bak ya. Yürü git de başka yere park et. Harbiden Arda ya, sen utanmadan bunu araba mı diyorsun oğlum? Ay bu ne böyle ya, tiyatro öyle gelse okuya daha iyiydi esmen ya. Valla benim bisikletim bu arabadan daha hızlıdır kesen. Ay Arda, yolu iyice dikkatlice kontrol ettin mi? Tekerleklerim dökülmüştür kesin, çünkü dökülüyor bu araba, dökülüyor.
Arkadaşlar ne oluyor? Niye dalga geçiyorsunuz arabamla? Ne güzel arabam var işte. Oğlum benim arabamı gördükten sonra senin diye niye araba desinler ya? Bura araba ne be? Bin şahit ister oğlum. Oğlum Rüzgar ne fark eder? Araba arabadır işte. Mantığı ne? A noktasından B noktasına gitmek. Salak salak konuşma lan. Senin araban A noktasından A noktasına bile gitmez lan. Ay gitmesin de zaten. Bu arabaya bineceğime otobüse binerim daha iyi. Evet ya yürüyerek daha hızlı gidersin zaten. Ayarda utanmıyor musun bununla gelmeye bir daha var? Ne alakası var arkadaşlar? Benim arabam gayet hızlı. Rüzgarınkine bin basar ayrıca. Çok daha hızlıdır kesin. O arada sen bana inandın mı söylerken beni gider hızlıyız. Hadi hadi. Arkadaşlar şuna bakın. Arda komedyen olmuş. Ya arkadaşlar bakmayın siz bu rüzgara. Gelin beraber gezdireyim sizi arabamla. Hayır Arda istemiyoruz. Biz seninle küsüz artık. Aynen öyle. Bizi gezdirmeni istemiyor. Zaten gezdiysen kesin bu hayvanın içinde ölürüz biz. Ne oluyor ya? Ne yaptım ben size? Niye köstünüz? Ezik bir fakir seçecek. Eğer seninle konuşmazsak Rüzgar bizi arabasıyla gezdireceğine söz verdi. Evet yani onun arabasını da senin arabana 100 kere tercih ederiz. O yüzden seninle konuşmuyoruz artık. Arkadaşımız değilsen. Evet hatta nefret ediyoruz senden nefret. Ulan Rüzgar alacağın olsun. Bütün arkadaşlarıma rüşvet vermişsin. Yazıklar olsun sana. Tamam belki senin araban dışarıdan daha güzel gözüküyor olabilir ama önemli olan araba değil arabayı kullanandır. Yine ben daha çok daha iyiyim. Ben daha iyi kullanırım oğlum senden. Hadi lan oradan madem benden iyi kullanacağını iddia ediyorsun gel yarışalım gel yarışalım. İyi madem yarışalım ama ben öyle kuru kuru yarışmam. Ne kazanacağım eğer yenilersem ki kesin ben kazanacağım zaten. Yani ben olarak kazanmış olacağım. Eğer sen kazanırsan bundan sonra sana Rüzgar Baba Pro diyeceğim ve bütün arkadaşlarımla küseceğim tamam mı? Kimse benimle konuşmayacak. Bu şehri de terk edeceğim. Ya hayatta kazanamazsın da sen kazanırsan ne olacak? Arkadaşlarımı geri alacağım ve sen ömrünün sonuna kadar benim kölem olacaksın. İyi madem hadi gel yarışalım. Arda bu şehri terk edecek kesin kaybedecek ya. Salah mıdır nedir ya kazanma ihtimali yok bu Arda'nın. Baya bilemedim şimdi Arda çok iddialı konuşuyor. Arkadaşlar sizce kim kazanacak Arda mı Rüzgar mı? Hadi gel gidiyoruz yarışacağız. Hadi Rüzgar 3 deyince başlıyoruz tamam mı? Yeni be bu kadar renk olduğunu bilmiyordum Arda. Görürsün şimdi kim yenecek kim kaybedecek. Hadi 3, 2, 1 başla. Rüzgar önde. Tabii ki Rüzgar önde oğlum. Başka ne olacaktı? Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Bir şekilde Rüzgar'a yetişmeliyim. Sen bana hayatta içemezsin oğlum. Bak şimdi oğul hareketler yapacağım. Hayır. Rüzgar kardeşim cevap ver. İyi misin kardeşim cevap ver ne olur. Arda canım çok acıyor Arda. Oğlum eşek misin ya? Niye öyle hareketler yapıyorsun? Kazanıyordun işte. Eminim oğlum havalı olurum sattım. Şu arabanın haline bak babam beni öldürecek. Allah Allah ya nerede kaldı bunlar? Kim kazandı acaba? Oğlum Keko sence kim kazanmış olabilir? Rüzgar usta bir şofördür. Arda kesin kaza yapmış bir yere girmiştir. Aynen Arda çok beceriksiz kesin kaza yapmıştır Rüzgar. Bitirmiştir yarışı. O ya bir ya Rüzgar hem çok iyi bir zaten. Kesin Arda'ya yardım ediyordu kaza yaptıktan sonra. Ay tabii canım Rüzgar çok yardımsever. Çok iyi bir çocuk. Arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Yorumlara yazabilir misiniz? Arda kesin kaza yaptı değil mi? Ama ne yapacağım şimdi ben? Bunu babama nasıl anlatacağım? Arabayı bir şekilde tamir ettirmemiz lazım. Nasıl ettireceğiz? Vallahi Rüzgar ben sana yardım ederim ama bir şartım var. Arabanı eski haline getiririz. Hiç kaza yapmamış gibi olur. Ama dediğim gibi şartımı kabul etmelisin. Neymiş Arda? Ne dersen kabul edeceğim. Yoksa baba beni öldürür. Şu an her ne kadar zor bir durumda olsan da sen bana çok kötü davrandın. Arkadaşlarım senin yüzünden beni de işte. O yüzden arabanı tamir ettirdikten sonra gideceksin onlara Arda kazandı diyeceksin. Duydun mu beni? Ya Arda ya başka bir şey iste başka bir şey. Olmaz ya kabul edersin onlara benim kazandığımı söylersin ve bundan sonra kölem olursun. Ya da giderim babana her şeyi anlatırım. Sonra artık mezarına dua okumaya geliriz. Çiçek falan ekeriz sularız. Tamam ya tamam kabul ediyorum. Herkese Arda kazandı diyeceğim ve bundan sonra kölelim. Ne istersen yapacağım. Yeter ki şu arabayı düzelttirelim ne olur. Güzel kalk şimdi. Şimdi önce seni bir hastaneye götürelim. Ondan sonra hallederiz arabayı. Sana bir şey olsun istemem. Canım kölem benim. Of ya. Oh. Evet sonunda dükkanı kapatma vakti geldi. Bütün gün çalıştım. Artık bir şeyler yapıp eğlenmeliyim. Acaba ne yapsam ya? Ne yapsam? Nasıl eğlenebilirim ki? Ne yapsam ya?
bilemedim ki ya. Şuradaki Rüzgar değil mi? En iyisi onunla biraz dalga geçeyim. Evet, bugün onu trolleyim. Pişt, Rüzgar bana bak, kanka ne yapıyorsun? Ne haber ya, ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Ya abi ya, yine fakirim diye dalga geçeceksin. Hiç komik değil. Tamam, sen zekisin, ben artık fakirim ama dalga geçme, ne olur ya. Yeter yani ya, sürekli benimle fakirim diye dalga geçiyorsun. Ne olur ya, yeter artık. Yok be Rüzgar, sana süper bir haberim var, onu söylemek için çağırdım seni. Allah, neymiş o süper haber, neymiş? Elif var ya, Elif aslında senden hoşlanıyormuş, bana söyledi, seni çok seviyormuş. Ne, gerçekten mi? Yaşasın be, ben de onu çok seviyorum. Bana yalan söylemiyorsun değil mi Arda, değil mi? Yok be Rüzgar, niye yalan söyleyeyim? İnanmıyorsan git kendin sor, senin çıkma teklifi etmeni bekliyor, Starbucks'ta seni bekliyormuş. Tamam, ben gideyim, bekletmeyeyim o zaman onu. Çok teşekkür ederim Arda, çok teşekkür ederim. Salak Rüzgar ya, nasıl da kandı hemen. Gitti Elif seni reddetsin. Elif canım benim, naber, nasılsın? Buradasın işte, sonunda yakaladım seni. Ay ne oluyor be, sen de kimsin? İsmimi nereden biliyorsun? Ne canım benimin, ne diyorsun ya? Hop hop birader, sen de kimsin? Benim sevgilime mi yürüyorsun lan sen? Ya ilahi Elif ya, beni kıskandırmak için yalanla sevgilimi yaptım bir de ya. Neyse tamam, hadi kızmadım, kıskandım. Ay aşkım, ne diyor bu ya, ne diyor? Ben hiçbir şey anlamadım, korkmaya başlıyorum ya. Dövsene şunu, gönder şunu buradan. Bak dilenci çocuk, ağzını yüzünü kırmadan defol git. Sevgilimi de rahat bırak. Vallahi çok kötü yaparım seni. Lan yürü git. Elif seninle sadece beni kıskandırmak için sevgili değil mi Elif? Elif'le biz birbirimizi çok seviyoruz. Çıkacağız, sevgili olacağız. Hadi sen çekil aramızdan, defol git. Hadi pış pış. Aşkım ne olur kavuşur ya. Ne olur, gerçekten çok korkuyorum. Döv şunu. Allah'ın dilencisi gelmiş buraya, beni seviyorsun diyor. Manyak, kafayı yemiş. Ulan gel lan buraya, gel lan. Anneciğim imdat, beni kovalıyor bu manyak. Ne olur kurtarın beni, öldürecek bu beni. Gel buraya, ağzını yüzünü kıracağım. Gel lan buraya, kaçma lan. Yardım edin, yardım edin. Ay Rüzgar mıydı yoksa bu gelen ya? O kadar fakir olmuş ki tanıyamadım. Neyse, yapacak bir şey yok. Ya bıraksana benim peşimi. Elif beni seviyor diye beni dövmeye çalışıyor ya. Oğlum sen aptal mısın? Elif'le biz sevgiliyiz. Elif beni seviyor. Ya beni seviyor. Evet, şöyle etrafa bakalım. Kimsecikler yok Rüzgar'ın evinde. Şimdi gizlice evine gireceğim. Rüzgar'ın evine süper bir sürpriz bırakacağım. Geldiğinde çok şaşıracak. Ulan böyle bir evde de yaşanır mı ya? Şuraya bak, ne kadar kötü. Her yeri su basmış. Rüzgar gerçekten çok fakir olmuş. Neyse neyse, şimdi planı uygulama vakti. Hadi Arda, hadi. Hadi Arda, yapabilirsin. İşte oldu işte. Rüzgar bunu görünce kafayı yiyecek. Evet, artık gidebilirim. Evinin ortasına kakamı yaptım. Arkadaşlar, Arda ve Rüzgar'ı seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazabilir misiniz? Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Rüzgar gelmeden kaçayım şöyle, şurada saklanayım. Rüzgar gelince tepkisini ölçeceğim. Bakalım ne kadar sinirlenecek. Manyak Elif ya, deli gibi kovaladı beni. Elif beni seviyor diyorum, anlamıyor. Neyse sonunda kurtuldum ondan. Çok yoruldum ya, eve gidip dinleneyim. Hayır olamaz, bu da ne böyle? Kim yaptı bunu? Bu ne? Çok da kötü kokuyor. Kim yaptı bunu ya? Kim yaptı? İşte bu be, işte bu. Rüzgar'a bakın, ne kadar sinirlendi, ne kadar korktu. Ulan var ya, bunu yaparım ya, elime geçireyim. Ben onu açacağımı çok iyi biliyorum ya, göstereceğim ona. Evet, şimdi sırada diğer plan var. Rüzgar'ı yine trolleyeceğim. Hadi gideyim. Bu sefer aklıma süper bir şey geldi. Rüzgar bunda çok kötü trollenecek. Gel vatandaş gel. Bu son model lüks çok pahalı motoru birine hediye edeceğim. Gel vatandaş gel, bedava hediye. Kim böyle bir motor istemez ki? İlk gelene hediye edeceğim bunu. Arda değil mi o? Motoru hediye edeceğim diyor ilk gelene. Ben gitmeliyim ilk. İlk ben gitmeliyim. Arda kardeşim, ben geldim. Aa Rüzgar canım kardeşim, hoş geldin. Motoru kazandın. İlk sen geldin. Bu son model çok pahalı. Çok hızlı yarış motoru artık senindir. İster sat ister bin. Vay be, gerçekten bir çok teşekkür ederim Arda. Süper olacak bu, süper. Çok paraya ihtiyacım vardı. Ben bunu satarım, kendime ev alırım, yemek alırım. Ömür boyu yeter bunu sattığım para vara. Hayırlı olsun o zaman Rüzgar, artık bu motor senindir. Gerçekten Barda, gerçekten öylece bana hediye mi ediyorsun bu motoru ya? Çok pahalı değil mi oğlum bu?
Niye yapıyorsun ki oğlum bunu? Niye? Oğlum benim zaten çok param var yani. Paraya ihtiyacım yok. Bu motora da yok. En azından seni sevindirmiş oldum işte. Hadi hayırlı olsun, artık senindir bu motor. Gel iyice incele. Benim de birkaç işim var, onları halledeyim. Ne olur Arda, çok teşekkür ederim kardeşim. Adamın değilsin. Of ya, yaşasın. Süper bir motor oldu. Yaşasın ya, yaşasın. İşte şimdi işim bitti Rüzgar. Gidip Kerem komisere Rüzgar motorumu çaldı diye şikayet edeceğim seni. Kerem komiserim. Kerem komiserim, çok acil yardım etmelisin bana. Çok acil. Efendim Ardacığım, ne oldu? Nasıl yardım edebilirim sana? Son model yarış motorumu Rüzgar çaldı Kerem komiserim. Onun elinden almalısın. O çok pahalı bir motor ve Rüzgar çaldı. Ne olur kurtar motorumu. İyi de Ardacığım, Rüzgar neden çalsın motorunu? Rüzgar iyi biri, suç işlemez ki. Ya Kerem komiserim, bana inanmıyorsan gel kendi gözlerinle gör. Gel bak, gel, motorumun üstünde oturuyor. Allah Allah, bakalım bakalım. Bu arada gerçekten harika birisi ya. Güzelim motoru bana hediye etti ya. Helal olsun ya. Bak Kerem komiserim, görüyor musun, işte çalmış motorumu, üstünde oturuyor. Tutukla bunu. Ne oluyor Arda? Ne çalmasın? Ne diyorsun be? Rüzgar, in hemen Arda'nın motorundan, yoksa seni hapse atarım. Ya Kerem komiserim, Arda bana bunu hediye etti. Artık benim motorum bu. Benim bu. Ne saçmalıyorsun be sen? Sana neden böyle bir motora hediye edeyim? Neden hediye edeyim? Kerem komiserim, tutukla şunu, çaldı motorumu. Salak mıyım ben bu kadar pahalı bir motoru gidip bir tane fakir ev size hediye edeyim? Rüzgar, son kez söylüyorum. İn hemen, yoksa tutuklanacaksın. Hapse gireceksin. Ya hayır ya, bu motor benim artık. Yalan söylüyor. Arda hediye etmişti. Buna hediye etmişti. Ya Kerem komiserim, tutuklanmamak için yalan söylüyor. Görüyor musun? Gerçekten Rüzgar ya, kim niye hediye etsin böyle bir motoru? Buna kim inanır ya? Kadir mi inanır? İn hemen o motordan, tutuklusun. Hapse atıyorum seni. Ol Arda ya. Ol. Alacağın olsun. Kandırdın beni. Nasıl ama Rüzgar? Çok komik şakaydı değil mi? Nasıl da motor verdiğimi sandın? Nasıl da kandırdım seni? Hapse attırdım seni. Oğlum bu komik falan değil ya. Şaka falan değil. Bu çok kötü bir şey. Ya Rüzgar, bence çok komik. Arda, niye böyle bir şey yaptın ki? Ben sonra ne yaptım? Bir şey yapmadın. Sadece eğlenmek istedim. Demek bana Elif senden hoşlanıyor derken de yalan söyledin. O zaman evime kakasını yapan da sendin. Ha? Sendin değil mi? Evet Rüzgar, hepsi bendim. Çok komiyim değil mi? O Arda, yazıklar olsun sana. Para seni çok değiştirdi ya. Yazıklar olsun. Defol git buradan. Artık senin gibi bir arkadaşım yok. Artık sevmiyorum seni. Bunlar komik değil. Şaka değil bunlar. Eşek şakası bunlar. Ne, artık arkadaş değil misin? Ben de biraz ağır olmadı mı bu sanki Rüzgar? Abartma yani. İki eğlendik şurada yani. O kadar da abartılacak bir şey yok. Oğlum sen farkında değilsin galiba. Ben hapisteyim he. Hapisteyim ben. Oğlum saçmalama. Söyleyeceğim Kerem komisere, çıkaracak tabii ki. O kadar da değil. Arda, seni bir şartla affederim. Hangi şartla affedermişsin beni? Söyle Rüzgar, yapayım. Beni hapisten çıkarttırdıktan sonra kendi gibi kaslı olmayı öğreteceksin bana, tamam mı? Spor salonunda yazdıracaksın beni, yemeklerimi de sen alacaksın. Sadece bu şartla affederim seni. Beni spor salonunda yazdıracaksın, kaslı olacağım ben de. Tamam tamam, dur Kerem komisere söyleyeyim, çıkarsın seni, sonra da gideriz. Demek sen beni trollersin. Sen beni bir çıkar spor salonuna götür de trollemek neymiş öğreteyim sana. Rüzgar bak, işte getirdim seni spor salonuna. Şimdi seni çalıştıracağım, kaslı yapacağım, tamam mı? Affedeceksin beni değil mi? Affedeceğim ama bekle, benim bir iki saniye işim var. Abiler abiler, şşt, selamünaleyküm abiler. Ne var lan bicirik, spor yapıyoruz, görmüyor musun? Harbiden aptal velet, defol git lan buradan, bizim işimizi aksatma. Allah Allah, Rüzgar o kaslı abilerle ne konuşuyor acaba? Abiler ama size diyeceğim şey çok önemli, çok önemli. Benim bu arkamdaki arkadaşım var ya, diyor ki ben en kaslısıyım, bunların ağzını yüzünü kırarım diyor. Şu arkandaki bücürük mü diyor onu? Şu küçücük çocuk bizden kaslıymış ha, onun ağzını yüzünü kırarız lan şimdi. Vallahi ben bilmem, sizin ağzınızı yüzünüzü kırarmış, tek yumruğa bakarmışsınız. Çok ezikmişsiniz, kaslı falan da değilmişsiniz, şişmanmışsınız, öyle diyor. Ulan şimdi sorarım ben ona. Ne oluyor ya, bu abiler niye dik dik bakıyor bana, ne oluyor? Pişti Rüzgar, bir gelsene, gelsene kardeşim. Ne oldu Arda ya, abiler onları çok fena döveceğini söylediğini söyledim. Hani sen onlardan daha kaslıymışsın ya, tek yumrukta bayıltırmışsın ya onları, onu anlatıyordum ya, ne oldu? Ne diyorsun oğlum sen, ben öyle bir şey demedim ki. Velet, bittin oğlum sen. Şimdi dayak vakti işte. Hayır, olamaz, hayır.
Kontrol öyle değil, böyle yapılır. Rüzgar kardeşim, sana söylemiştim beni basketbolda asla yenemezsin. Ben sana söylemiştim. Hatta bırak basketbol, sen beni hiçbir şeyde yenemezsin oğlum. Rüzgar ya, nasıl yeniyorum seni sürekli? Arda büyüktür Rüzgar, Arda büyüktür Rüzgar. Valla helal olsun Arda, gerçekten yendin beni ya, helal olsun. Ama böyle hareketler yapmasam mı ya, ayıp oluyor kardeşim. Yendim, pişirdim, dolma da yaptım, şişirdim. Ben basketbolda rakipsizim oğlum, her şeyde rakipsizim. Beni asla yenemezsiniz hiçbir şeyde. Aa, demek öyle, o zaman sana bir teklifim var Arda. Allah Allah, neymiş o teklifin, söyle bakalım. Hani biliyorsun şimdi Ramazan ya, ne yapalım biliyor musun? Oruç tutma yarışması yapalım. Hem oruç tutup senin gibi fakirlerin halinden anlamış olurum ben de. Ne, oruç tutma yarışması mı? O da ne öyle? Oruç tutmanın yarışması mı olur oğlum? Oruç sevap işlemek için tutulur yani. Dediğin gibi fakirlerin halinden anlamak için tutulur. Yiyecek su falan bulamayanların halinden anlamak için yani. Oruç da oyun olmaz ki oğlum. Oğlum Arda, ne oyunu ya, saçmalama. Hayır öyle bir şey değil. İkimiz de oruç tutacağız. Orucunu bozan kaybedecek. Anladın mı, yani oyun falan değil. Ben senin oruç tutamayacağını düşünüyorum. Ben tutarım ama. Ne alaka lan, ben bir hafta yemek yemedim bir kere. Ne olacak sanki? Evde yemek yoktu, paramız yoktu. Bir hafta yemek yemedim ben. Bir gün yemesem dayanırım, ne olacak sanki? Ne güzel, kendine güveniyorsun işte. Var mısın o zaman, tutuyor muyuz oruç yarın? Ya şey, tutalım tutmasını da oğlum, biz daha çocuğuz ya. Çocukların oruç tutması yani, ne bileyim. Zor olmaz mı Rüzgar, yani bunu yapmasak mı? Arda, hemen yat çizdik. Ne oldu, korktun mu lan? Ne oldu oğlum, yemiyor mu? Ne oldu? Hani bir hafta yemek yememiştin sen? Ne korkacağım lan senden? Her şeyde yenerim oğlum seni. Tamam lan, kabul ediyorum. Yarın oruç tutuyoruz. Ama öyle kuru kuruya iddiaya girmem ben. Kaybeden kazanana 1 milyon dolar verecek, tamam mı? Ulan eşek Arda ya, güldürme beni. Oğlum senin 1 liran bile yok. 1 milyon doları nereden bulacak? Gerekirse ömrümün sonuna kadar senin kölen olurum ama o parayı öderim, anlaştık mı? Ne oldu, korktun mu yoksa, ha? Korktun mu? Tamam ya, tamam, hadi zaten ben yeneceğim için sıkıntı yok. Ömrünün sonuna kadar benim kölem olacaksın. Göreceksin oğlum, o 1 milyon doları senden söke söke alacağım. Arda ya, kesin öyle olur, sen köle olmaya hazırlan, sonra iyi edersin. Hadi git sorunu güzelce yap, yarın acıkma. Rüzgar, göreceksin oğlum, sen orucunu bozacaksın ama ben asla bozmayacağım. Sonra da senin paralarını alıp zengin olacağım, zengin. Anneciğim babacığım, selamun aleyküm, ben yarın oruç tutacağım, beni sahura kaldırın tamam mı? Bakın çok önemli bu, sakın unutmayın, beni kaldırın tamam mı, hayat memat meselesi. Arda oğlum, saçmalama, sen daha kaç yaşındasın, ne orucu ya, ne orucu? Ay evet Arda, çocuklar oruç mu tutarmış? Ya anneciğim babacığım, adamı delirtmeyin, tutacağım diyorsam tutacağım, siz sadece beni kaldırın. Hayır oğlum, olmaz öyle şey, senin yemeğini yiyip büyümen gerekiyor. Hayır, büyüyünce tutarsın. Evet oğlum, orucunu bozarsın sonra, çok büyük günah istemiş olursun, olmaz. Ya tutacağım diyorsam tutacağım, siz ona karışmayın, beni sahurda kaldırın sadece. Ben şimdi yatmaya gidiyorum tamam mı, kaldırın beni. O Rüzgar'a gününü göstereceğim, bütün parasını alacağım onun, bütün parasını. Şöyle sahurda güzelce bir yemek yerim, bol bol su içerim, hiçbir şey olmaz, bir gün dayanabilirim. Sadece bir güncük dişimi sıkacağım, ondan sonra çok zengin olacağım. Neyse artık uyusam iyi olur, yoksa sahura kalkamayacağım. Fakir hayatım, hayatta olmaz böyle bir şey, sakın Arda'yı kaldırma, ben de kaldırmayacağım tamam mı? Hayır yani, hem okula gidiyor çocuk hem de oruç tutuyor, olur mu böyle şey, olmaz yani, kaldırma sakın. Evet Miray, haklısın, kaldırmayalım sahura, oruç falan tutmasın. Büyüyünce tutar zaten ya, değil mi? Ay evet evet ya, şimdi acelesi neymiş acaba? Saat kaç? Ne oluyor? Olamaz, sabah olmuş bile sahura kaldırmamışlar beni. Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Nasıl değineceğim bütün gün ya? Of anne, of baba, şimdi sorarım ben size. Hayır yani, o kadar da kaldırın dedik ya. Of ya. Arkadaşlar, sizce Arda orucunu bozacak mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Anne baba, ne yaptınız siz ya? Ne yaptınız? Ne oldu oğlum ya? Ne yapmışız biz? Ne yapmışız? Evet Arda ya, sabah sabah niye bağırıyorsun?
Ya size 100 kere söyledim, ben oruç tutacağım dedim. Beni sahura kaldırın dedim. Niye kaldırmadınız? Ben şimdi bir gün boyunca nasıl dayanacağım bir şey yemeden içmeden? Ne yapacağım ben? Of anne baba, of ya, bitirdiniz beni. Bir yıl boyunca rüzgarın kölesi olacağım sizin yüzünüzden. O ne demek oğlum? Niye rüzgarın kölesi oluyormuşsun? O ne demek? Harbiden Arda ya. Rüzgar ne alaka oğlum? Ya biz rüzgarla iddiaya girmiştik. Eğer ben bugün oruç tutabilseydim bana 1 milyon dolar verecekti. Ama tutamazsam eğer ben onun ömrüm sonuna kadar kölesi olacaktım. Of ya. Bir şey olmaz oğlum. Bir şey olmaz. Ayrıca oruç böyle şeyler için tutulmaz. Açın halinden anlamak için tutulur ya. Çok ayıp size. Ne? 1 milyon dolar mı? Of be. Of be. Paraya bak be. Geç gezeni kaldırsaydım oğlum. Of ya. Of ya. Ya en azından bari okula gitmeyeyim bugün, olur mu ya? Çok yorulurum, ne olur. Zaten çok açım, ağzım çok kurudu. Su da içmek istiyorum, ne olur. Bari okula gitmeyeyim. Tamam oğlum, tamam, gitme. Orucunu tut, paraları getir bize. Hayır, kötü yer olmaz. Olur mu hiç öyle şey? Okula gidilecek. Miray, sen Arda'yı duymadın galiba. 1 milyon dolar diyor, 1 milyon. Evet anneciğim, okula gidersem kesin orucumu bozarım. Ne olur gitmeyeyim. Hayır diyorsam hayır, o okula gidilecek. Miray hayatım, ne olacak bir gün gitmese ya? Ne olacak? Fakir bak, canımı sıkma çocuk, senin yüzünden iyice serseri olacak. Hayır, gidilecek o okula. Vallahi boşarım seni, bak terk ederim seni. Of tamam ya, tamam. Of ya, Allah kahretmesin ya, okula gideceğim ya, sahurda yapmadım. Of ya, köle olacağım. Hadi Arda, derin okuluna geç kalacaksın. Baba ne olur bir şey de anneme, 1 milyon dolar diyorum. Anneni duydun oğlum, derhal okula. Of ya, of. Baller efendi, dediklerimi iyice anladınız değil mi? Eğer bu dediklerimi yaparsanız size bir sürü para vereceğim. Ne, bir sürü para mı? Tabii ki anladım canım oğlum benim, anladım. Sınıfa bir sürü güzel yemek tatlı falan getirin, Arda'nın canı çeksin, orucunu bozsun. Tamamdır Rüzgar evladım, hiç merak etme, sen o Arda'yı orucunu bozduracağız. Peki madem öyle, benim derste görüşmek üzere. Of ya, ne yapacağım ben? Şimdiden çok acıktım ya, nasıl dayanacağım bütün gün? Of ya, bir de okula gidiyorum. Neyse ya, inşallah biraz uyuklayabilirim derste, yapacak bir şey yok. Ömrümün sonuna kadar Rüzgar'ın kölesi olamam. Aksine zengin olmam gerekiyor. Evet çocuklar, hepiniz derse hoş geldiniz. Bugün size bir sürü sürprizim var. Hayır ya, Baldi'nin sürprizi bu yemekler galiba. Hepimizin masasına yemek bırakmış. Zaten çok açım ben, nasıl dayanacağım? Gördüğünüz üzere hepinizin masasının üstünde bir sürü güzel yemekler var. Hadi çocuklar, afiyet olsun. Bugün beraber yemek yiyeceğiz. Valla öyle biri, çok iyi düşünmüşsünüz de ben oruçluyum. Bugün yemek yiyemem. Vay Rüzgar evladım, demek oruç tutuyorsun. Dayanabilecek misin oğlum bu güzel yemeklerin karşısında? Dayanırım öğretmenim, ne olacak ya? Alt üstü bir hamburger. Ben hamburgeri istediğim zaman yiyebilirim. Ben zenginim çünkü. Ama yani şey, aramızda daha önce hiç hamburger yiyememiş, parası yetmemiş insanlar var. Eğer onlar oruçluysa nasıl tutacak, dayanacak bilmiyorum. Rüzgar benden bahsediyor öğretmenim. Hamburger en sevdiğim yemek. Daha önce hiç denemedim ama kesin en sevdiğim yemektir. Hiç hamburger almaya paramız yetmemişti. Of ya, oruçluyken yapılır mı bu Baldi öğretmenim? Arda oğlum, ne olacak ya, canın çok çektiyse yiyebilirsin, bir şey olmaz. Öyle mi diyorsunuz öğretmenim, şey neyse yemeyeyim ya. Ay Baldi öğretmen, Starbucks kahvesi getirmiş. Of ya, ben de oruçluyum ama bunu içmeden nasıl yaparım bilmiyorum, içeceğim sanırım. Ula ya, ben iyi ki oruçlu değilim ya, kola koymuşlar, kolaya bayılırım ya, ama yanında çekirdek yok, çekirdek olaydı iyiydi. Of ya, şu kurabiyeye bakın, bayılırım kurabiyeliğe ya, ben de uçuyum ama yiyeceğim ya, bir şey olmaz. Zaten çocuklar oruçu saat 12'ye kadar tutarmış. Lan mal bebek Sonic, saat daha 10 lan, 10, 12 bile olmadı mal. Of ya, ben nasıl dayanacağım 2 saat? Baldi öğretmene bak ya, en sevdiğim yemeği biliyormuş. Ben yumurtaya bayılırım, bana yumurta getirmiş. Neyse ki oruçlu değilim, ben bunu yiyebilirim. Bu yemek ne ya böyle, anlayamadım. Ne bu, spagetti mi? Arkadaşlar biliyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Allah Allah, Baldi'nin parası bunlara nasıl yetti acaba? Bir sürü pahalı yemek var burada, şuna bakın, antrikot almış bana da. Of, resmen hamburgerle birbirimize bakışıyoruz ya. Bir yudum alsam ne olur ki, bir ufacık bir ısırık ya.
Ulan Rüzgar'ın görmeyeceğini bilsem bir yokma da yiyeceğim bunları da, neyse ya. Şimdi kazanacak oruç yarışmasına, ondan sonra kölesi olmak zorunda kalacağım. E hadi çocuklar, sizin için o kadar uğraştım, bir sürü yemek aldım, niye yemiyorsunuz? Oğlum Arda, senin hamburgerin benimkinden daha güzelmiş ya. O hamburgeri bana alsaydı mahalli kesin yerdim. Ama Rüzgar, iddiayı kaybetmiş olurdun o zaman yani, anladın mı? O yüzden yemiyorum ben de zaten, yoksa kesin yerdim. Ya oğlum ne iddiası ya, şakasına girdik ona, ne olacak oğlum, ben unutmuştum, sen hatırlattın. Boşver, iyiver ya, ne olacak, bir daha hamburger mi göreceksin hayatında? Öyle mi diyorsun Rüzgar, ben iddiayı hatırlıyorsun sanıyordum, iddiayla geldik bugün sanıyordum. Valla senin hamburgeri görünce iddia bidda kalmadı benim kafamda, unutmuşum hepsini ya, şuna bak ne kadar lezzetli duruyor. Evet ya, gerçekten çok güzel, ne yapayım ya, ben yiyeyim madem bunu ya, Rüzgar da iddia önemli değil falan diyor ya, unutmuş zaten. Neye iddiaya girdiğimizi bile unutmuştur bu Kamil, yiyeyim ben en iyisi bunu. Bakışlarım da belli, yiyecek şimdi. Arda oğlum, bu halin ne ya, acıktın galiba sen, yesene oğlum, hadi bak yersen sana iyilik 100 vereceğim. Bir de bu hamburgeri yediğim için ödüllendirileceğim, 100 mü alacağım? Aa, bedavadan 100 alıyorsun Arda, ye bence artık. Tamam ya, yiyorum ben bunu. Ha şöyle, afiyet olsun Ardacığım. Nım 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 nım, hepsini yedim ya, bir lokma yedim, harikaymış. Oh be, valla doydum ya, hamburger süpermiş. Allah ilahisi, nasıl da kandırdım seni, nasıl da bozdurdum orucunu. Ne, bunların hepsi bir oyun muydu yoksa? Tabii oyundu, Allah salam, seni yiyeceğimi, orucunu bozduracağımı söylemiştim. Artık niye bir ayı kölemsin Arda Solu? Köle Arda. Hayır, olamaz. Ulan hem kötülük yapıyorum, herkese orucunu bozduruyorum, hem de para alıyorum ya, ne kadar güzel ya. Korkunç halime dönmeme gerek bile kalmadı.